Mutlu akşamlar efendim. TV'nin de tekranlarında 4x4 Futbol yayınıyla birlikteyiz. Süper Lig'de 31. haftanın maçında Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk etti. Bu mücadeleyi konuşacağız yayınımızın tamamında nebedeyse. Ee, tabii ki karşılaşma çok heyecan verici bir karşılaşmaydı. Ve maçta karşılıklı atılan gollerle sona erdi. Eşitlikle tamamlandı mücadele. Bu karşılaşmayı Ergin Aslan, Cüneyt kaşılar ve Mehmet Ayan'la... Stüdyoda konuşacağız. Bununla birlikte Erdal abi de, Erdal Hoş da Trabzon'dan bize katkı sağlayacak. ilerleyen dakikalarda maçla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş, hoş. Hoş. Sen de hoş geldin Mustafa. Mehmet abi sen geçen hafta yoktun. Yoktum ilk defa. Da olsun. da hoş geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Bunun Hayırlı uğurlu Bunun için başlangıçta sana da bir hoş geldin demiş olalım. E, tabii karşılaşmayı konuşacağız. E, keyifli bir karşılaşmaydı aslında maçın başından sonuna kadar. E, skorla ilgili zaten konuşacağız, detaylandıracağız ama Valerian İsmail özelinde istersen bir başlangıç yapalım Ergin abi. Çünkü evet. e, Beşiktaş yeni teknik adamıyla çıktı karşılaşmaya. Farklı bir taktik, farklı bir formasyon ve maçın sonucunda eşitlik neler söylersin? İsmail hocanın e, ismiyle yani CVC ile ilk bıraktığı izlenim e, birbirinden farklı. Yani bu maçtan bahsetmiyorum. Gerek imza töreni, gerek taraftara açık olan idmanda. Yani o enerjik ...olan yönü biraz daha ön plana çıktı. Ee, bu maçta da zaten biz e, üzerinde durduğu sistemi uygulaması gerektiğini söylüyorduk. Çünkü tam zamanı tam haftalıdır. Kalan 8 haftada bir şeyi görmek ve göstermek durumunda Valeriyen İsmail. Açıkçası maç öncesinde Beşiktaş bir muammaydı. Yani bir bilinmezle oynayacaktı Abdullah Avcı. Aşağı yukarı Abdullah Avcı takımlarının ne oynayacağını... ...Trabzonspor'un e, nasıl e, oynayacağını kestirmek çok zor değil. Biraz kartları bir açık bir takım ve teknik adam ama önlem almakta zorlanıyorsun tabi. Bildiğin halde ne oynayacağını. Valerian İsmail ise maça hazırlanmak Valerian İsmail'den ziyade Abdullah Hoca için biraz zordu. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Hafta boyunca idmanlardan yansıyanlar vardı elbette. E, gerek sistemle ilgili, gerek oyun anlayışıyla ilgili ama bunu sahada e, rakibi görmeden üzerine çok fikir üretemezsin. Dolayısıyla e, ilk maç özelinde çok iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum Valerian İsmail'in. Beşiktaş'ın ee, bu haftaya kadar e, çok görmediğimiz kısa sürede e, oluşmuş bir kondisyon ve mücadele ve arzu istek vardı sahada. Sistemde bazı gedikleri tabii ki olacaktır. Yediği gol de onunla ilgili ama Beşiktaş bu sezon bu gollerden zaten fazlasıyla yedi. Hem öne çıktığında. Beşiktaş'ın kalecilerinde de bir huy var. Çıkmaması gerektiği yerde çıkıyor. Ta Tolga'dan beri gelen bir huy var. 3-4 kere yaşanan. Ee, onun dışında... Bir de Cenk'in var değil mi? Cenk'in de var. Evet çıkmaması gere, bir çıkmayan var, bir de erken çıkan var. Ee, onun dışında bu oyun izlediğim oyun üzerine çalışılacak, üzerine düşülecek bir oyun, doğru oyuncularla, çok gelişime açık, geliştirilmeye müsait bir oyun. Kısa sürede böyle bir durum ortaya çıkıyorsa, bu çok tekrar gerektiren bir oyun olduğu için gün geçtikçe, zaman geçtikçe, maçlar oynandıkça takım bu sistemle beraber oynamaya başlayacak daha iyi bir şey çıkacaktır. Tabi bu sistemi sahaya uygulayabilmek için ona uygun doğru oyuncularla oynuyor olmanız lazım. Bir, ben sabah yayında da şunu söyledim. Valeriyen İsmail'in teknik direktörlük serüvenine çok hakim bir adam değildim ama Beşiktaş'a geldikten sonra ne yapmış ne etmiş diye adı anılmaya başladıktan sonra maçlarına daha dikkatli izlemeye başladım geriye dönük. Yaptığı şey şu, ilk 10-15 dakika skor alma hevesiyle çok ciddi bir Ön alan baskısı presi yapıyor. Bu maçta da öyle oldu. Sonra bir 15-20'den sonra biraz rolantiye alıyor oyunu. Ee, ama bu maçta çok fazla rolanti görmedik. Genel anlamda isteyen, genel anlamda önde basan, mücadeleci bir Beşiktaş vardı. Ama sezonun kronik problemi yine atamama, içeri atamama vardı. Bir ara dakika 75-80'de rakip ceza sahasında topla buluşma rakamları geldi yayıncı kuruluştan. 10'a 28'di Mustafa. Yani 80'e yakındı dakika. 10'a 28. Çok ciddi bir fark vardı. O kronik problem. İçeri atamama. Dolayısıyla Beşiktaş açısından bence kabul edilebilir bir oyun ve kabul edilebilir bir ilk sınav. Umut verici bir oyun var. Bu oyunun devamını 2-3 hafta daha görmek lazım. Onun dışında Trabzonspor Abdullah Hoca rakibe göre ve o haftada lazım olana göre doğru oyunu oynatmasını bilen bir teknik adam. Onu uygulayan bir teknik adam. Bugün biraz sinik ve arkada bir oyun tercih etti. Çünkü ileri uç elemanlarına güveniyor ve çok da hamlesinden sonra güveninde boşa çıkarmadı. Cornelius attı ama bence Beşiktaş'ın ağırlığında geçen galibiyete daha yakın olan taraf ki penaltıyı kaçıran da Batshuayi'di. Bir onu yapıyordu bu sezon. Artık onu da yapamıyordu. Sergen Hoca'nın başını yedi, Önder Hoca'nın başını yedi. İnşallah İsmail Hoca'nın da başını yemez Batshuayi. Onun dışında Larinin bir amatörlüğü var. Rakip asılıyorsa bekleyeceksin hakemin kart göstermesini. Otaka doğru da atmayacaksın kalan 10 dakikada. 10 kişi oynamak kolay değil. O kadar tempo çıkarmış, yorulmuş bir takım açısından. Ciddi bir amatörlük vardılar yine. E, Hakem Zorbay küçük kötü bir maç yönetti. Özellikle ilk yarıda takdir haklarının ev sahibi takımdan Trabzonspor'dan yana fazlasıyla kullandı. Özellikle kartlar özelinde, düdükler üzerinde e, ilk yarıda çok e, iyi bir maç yönetmedi açıkçası. Maçın genelinde de çok net tartışmaya üzerinde durulacak pozisyon, penaltı pozisyonu var bazı Evet, evveliyatında bir faul tartışması var doğru. Lakin bize onu göstermesi lazımdı. Varda Erkan Engin diye bir hakem bu sene çıktı. O üçüncü, dördüncü kez şahit oluyorum yaptıklarına. Ee, iyi, bir, iyi bir var performansı göstermiyor bu sezon. Bu maçta onlardan bir tanesiydi. Penaltıdan önceki tartışmalı penaltıdan önceki pozisyon faul ise bunu hakemin göstermesi lazımdı. Nasıl gösterecek bunu? Çağırırsın, izlersin. Penaltımı verecek derken orta sahaya gider. ...tersten Trabzonspor verir, varsa bunu başlar, verirsin. Bunu abi. hissettirir, bunu gösterirsin. Yani taçla başlattı oyunu. Dolayısıyla iyi bir hakem performansı yoktu. İyi bir Beşiktaş performansı vardı. Bunun yanında çok iyi bir Trabzonspor taraftar performansı vardı. Kareografiyi de tebrik <laughs> ederim. Çok güzel bir kareografi çalışması yapmışlar. Ben son yıllarda zaten Beşiktaş-Trabzonspor maçlarından çok keyif alıyorum. Çok iyi maçlar çıkıyor ortaya. Bugün çok iyi maçtan ziyade mücadeleci bir maç çıktı ortaya... Ben keyif aldım. Beşiktaş açısından da kabul edilebilir bir oyun. İlk sınavı iyi verme bir görüntüsü vardı Valeriy İsmail açısından. Senin altın çizdiğin gibi Trabzonspor taraftarını kutlayalım. Güzel bir e, görsel şölene imza attılar. Efsaneler temalı bir koreografi yaptılar ve stadın e, stadın is ismi, ismi ne? Şenol Güneş. Şenol Güneş Spor Kasket takmayınca demek ki Olmayalım. Ha şunu da söyleyeyim. O da farklı bir tartışma konusu. Ee, konuşabilir miyiz? Los isterseniz. Los casquetos. Evet. Onu tartışırsak bu programın genel çizgisine aykırı bir yere gider. Onu tartışma gerek yok. Ee, yine söyleyecektir Mehmet abi ile Cüneyt abi ama e, artık zaten beğendiğimiz bir gezal performansı vardı sağa sağ çizgide. Belli ki Valerian İsmail ile sağ artı merkez gezalı izleyeceğiz. Bugün olağanüstü bir performans ortaya koydu. On numara gibi oynadı açıkçası. Çünkü arkasındaki Rozier orayı çok geniş kullanınca çok uzun kullanınca. İstediği gibi içeri kat etti. Ee, gerçekten çok üst düzey bir Gezal performansı izledik. Hoca gelirken şöyle bir yorumda bulunmuştu. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız Emre ol da yine aynı şekilde bir ifade kullanmıştı. Ee, Birçok takımda evet bu sistemi uyguluyor ama elinde iş bitirici oyuncu anlamında sıkıntılar yaşıyordu hoca. Şimdi elinde Gezal gibi bir oyuncu var. Bugün de bence iyi bir şekilde kullandı onu. Belki bazı pozisyonlarda daha şanslı olabilseydi. Daha etkili de olabilirdi. Cüneyt abi sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşma'yı? Şimdi insan e, bir yeri ağrıyorsa ya da bir yeri zayıfsa o hep orasını tutar. Ya ben bana mesela araba çarpmıştı, 4 ay evde yattım. 4 ayın sonunda yürüme dersi aldım yeniden. Bildiğin, yani çünkü o aya, vücut diyor ki basma bu ayağın üstüne diyor. Şimdi Trabzonspor'da bugün savunması zayıftı Trabzonspor'un yani. E, Hüseyin Türkmen maçtan önce Hüseyin Türkmen'in oynama sebebi takım 11 kişi sahaya çıksın diye abartarak söylüyorum diye konuşulabilirdi. E, Sabek'te Dorukan'ı oynatıyorsun ki Dorukhan orta sahada çok daha faydalı bir oyuncu. E, Densville'le Puşaş var. Bir de Uğurcan var yerinde. Dolayısıyla Abdullah Avcı dedi ki e, kalan maçlarda Trabzonspor'a 9 puan gerekiyor. 1 puan da alsan 8 kalacak. Sonuçta e, Al, tabii ki en fazla puan e, almak istersin, rekorlar kırmak istersin de önce bir şey alalım dersin. Şampiyonluğu alalım. E Beşiktaş'a karşı oynuyorsun. Beşiktaş'tan bir puan almak ayıp değil. Ee, dönelim e, karşılaşmaya. Beşiktaş 3-4-3 oynadı. Biliyorsunuz aslında üçlü savunma oynamak Türkiye'de yedi ölümcül günahtan biri. Teklif bile edilemez. Hatta Anayasa'nın yani ilk 3 maddesi gibi. Yani 4'lü de oynamak değiştirilemez gibi yani. Çünkü Vitor Pereira'yı böyle yediler biliyorsunuz. Hani ama Beşiktaş'ın şöyle bir şansı vardı. Sağ tarafta Rozi'ye, sol tarafta Rıdvan ya da Umut Meraş'la bunu oynayabiliyorsun. E stoperlerde de bugün mesela Wellington sağ tarafta Wellington Rozi'ye Gezal üçlüsü çok verimli çalıştı. Çünkü dörtlü stoperden daha da avantajlı oldu orada Wellington. Oraya gidebildi. E, o orası çok iyi çalıştı. Sol tarafta ise e, tabii ki Larin e, Kanada milli takımından geldiği için ilk 11 oynamamış olabilir ama e, o Güven Yalçın ya da ilk başta Kenan Karaman olabilir diye düşündüm. Alek Tekşiyar'a Rıdvan ve Montero aslında orası da çok işleyen bir tarafı olmadı e, Beşiktaş'ın. E, orta sahaya bakarsak Josef ile Bozdoğan'ın orada bir sıkıntı yaşamadığını söyleyebiliriz. Çünkü karşılarında Siopis'le ile Abdülkadir Parmak e, ve Hı. Bakaseta, şey, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas vardı. Onlarla mücadele edebildiler. Onda bir sıkıntı yaşamadılar. Bu sistemle ilgili olarak şunu söyleyelim. Mesela Getson Fernandez olsa bugün Beşiktaş'ta. bu sistemde Getson Fernandez'i düşün. Bizim Emrah Şeber de yazmış. O iki ceza sahası arasında Türkçesini söyleyelim. Gidip gelen tekniği de iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Joseph artı o olsa bambaşka bir oyun performansı görebiliriz. Yani bunu söylemeden anlatamayacağız. Sergen Yalçın'la Önder Hoca zamanında da Beşiktaş pozisyonu buluyordu. Beşiktaş pozisyon yani 18 şut, 19 şut, 20 şut atan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bu maçta da ilk yarıda da, ikinci yarıda da çok fazla pozisyonu var Beşiktaş'ın. Ve karşılaşma da gözümüzün önüne getirelim. Can'ın ilk yarıda bir göğsünü alıp sonra vuramadığı bir pozisyon var. Şimdi Cornelius'un attığı golde Hüseyin Türkmen o pasın aynısını Sivas'ta da Abdülkadir'e atmıştı. Hatta demişti ki çalışmıştık biz buna ön alan baskısına karşı bu pası atıyorduk demişti Abdülkadir. Hüseyin'in attığı o pas ve sonrasında Ersin aslında bugüne kadar bunu hep doğru yapıyordu. Doğru zamanda çıkıyordu kalesinden. Bu sefer zamanlama hatası. Cornelius'un da tabii ki bitirici vuruşu. Ama tekrar edelim. Bugün e, stratejik bir oyun oynadı Trabzonspor. Yani Trabzonspor bugün e, alabilirsek 3 puan alalım ama alamazsak kaybetmeyelim oyunu oynadı. E, dolayısıyla e, bugün Trabzonspor'da öne çıkacak oyuncular varsa... Ya mesela Hüseyin Türkmen performansı beklentilerin üstündeydi bence. Bu benim aklımda kalan ve Uğurcan tabii ki yani. Uğurcan yine inanılmazları çıkarttı. burada Türkiye milli takımının kalesine geçtiği zaman şanssızlık oluyor demek ki. Yani gerçekten ben buna inanıyorum. Oradaki önünde de 3 tane stoper var. Mesela Portekiz'de Merih falan uyuyorlar yani orada. Hani o topa dönmeme konusunda. Trabzonspor'daki Uğurcan dünya klasında bir kaleci yani bugün alışkanlık de onu, onu daha güçlü yapıyor demek ki. psikoloji var demek ki bu işin içinde bunu da altını çizelim. Ee, Valla Beşiktaş e, ki bunu Rize spor maçında da oynamıştı hatırlayalım üçlü savunmayı Beşiktaş Galatasaray maçının da öyle başlayıp sonra Dönlün. öndeki ikiliyi çıkarttı evet. falan. Stoper hattındaki oyuncular da sanki müsait gibi bunu oynamaya özellikle ben Wilkton'un e, böyle arkasında bir sigorta olduğunda çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Montero da bence sırıtmadı. Vida ile ilgili Mehmet Ayhan zaten söyler endişe vardı ama Vida da çok temiz oynayan oyunculardandı. da. Beşiktaş galibiyeti kaçıran taraftı bugün. Ama Trabzonspor böyle oynayıp böyle bir puan almak için bence sahaya çıkmıştı. Dönelim o ilk yarıdaki pozisyona. İlk yarıdaki o pozisyonda benim itirazım şuna. Orada var çağırıp o gol iptal, o penaltı iptal edilebilirdi. Ama Hakemin vermediği bir foul üzerine o ceza sahasındaki o, pozisyona var çağırır. Ondan sonra hakem de der ki öncesinde foul var. O yüzden burada bir şey yok diye ça olabilirdi. Var konusu var protokolünde yani şey diye bil bilmiyoruz biz. Hani kulağına ya öncesinde foul var sen de vermedin ama <laughs> hani öyle olmuyor diye biliyorum. Hoca onu yani. da açıklayabilir yani o anda ben duydum. Öncesinde faal var Vermedi yani faal. Yoksa devam ettiriyorum da ön, önceki pozisyon o Densville'e yapılan ilk etapta da faal gözüktü. Hatta daha ileriye gideyim. O Batshuayi'ye poz... darbe var mı yok mu ilk hamlede hiçbirimiz görmedik ama bin lo... rejisi 8 kere gösterince onu hakikaten ya burada bir darbe varmış dedirtti bize. Protokol ve uygulamadan bahsediyoruz. Yoksa karar Tabii doğruydu ki. yanlıştı konusunu konuşmuyoruz. Mehmet Ayhan söyler o, o geri pas kullanımında da galiba bir şey var onu anlat. <laughs> ee, dolayısıyla Beşiktaş'ta e, eğer doğru transferler yapılırsa e, Valerian İsmail'in bugün oynat futbol tabii ki sekiz, devamını da görmek lazım. İlk maçlar bir placebo etkisi Peki. de olabilir ama benim gördüğüm doğru. Erdal abi hazırmış. Erdal Hoş Trabzon'da maçı e, stadyumdan takip etti, izledi şimdi bizlerle birlikte olacak, yayınımıza katkıda bulunacak. Evdel abi hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Evet, maçı senden de dinleyelim. Neler söylersin? Karşılaşmada iki takımı nasıl buldun? Aslında ilk yarıdaki İstanbul'daki maça benzer bir maç oldu. Beklediğim gibi de oldu. Beşiktaş üçlü oynadığında orta saha hakimiyetini ele alacak diye düşünmüştüm. Çünkü zaten Afrika ile Bakasetas'ın birlikte oynadığı maçlarda, Trabzonspor oynadığı tüm maçlarda neredeyse orta sahayı verdi. Bugün de öyle oldu. Tek başına siyopisi yetmedi. Ee, ama yine alıştığımız şey Beşiktaş'ın çok iyi oynayıp bir yeterli pozisyona giremediği iki girdiği pozisyonları gole çevirmediği. Onu da aşağı yukarı bekliyorduk. Yani bu da beklediğimiz gibi oldu. Trabzonspor açısından kadronun gittikçe daralmasının sonuçlarını da gördük. Yani o kadro daralmasına bugün çok kötü bir vakame vardı ilk erde. Ee, bence Bakasetas'ta böyle oynandığında Bakasetas'ta verimsiz oluyor. Yani Afrika'lı ile aynı anda iki tane on numara gibi ya da iki tane sekiz buçuk gibi oynadıklarında e, Bakasitası da çok verimsiz görüyoruz. Dolayısıyla oyunun hakimi daha çok büyük ölçüde Beşiktaş'tı Doğrusu isterseniz. Doğrusu isterseniz değil, herkes de öyle düşünür zaten. Herkes gördü. E, ama Trabzonspor'un böyle maçlarda da e, bir yenilmeme becerisi var. Onu kabul edelim. Hatta maçı son bölümde çevirebilirdi de. Dorukhan'ın kafası e, üçüncü kez direğe takılıyor galiba Dorukhan. Eee ya aşağı yukarı beklediğim bir maç oldu doğrusu isterseniz. Yani çok çok şaşırdığım bir maç olmadı. Oyuncu bazında şaşırdığım oyuncular vardı. Çok kötü bir poğaç vardı. Tabi bunu tek başına puaçla mı değerlendirmek lazım yoksa Beşiktaş'ın kenar hücumları yani kenar hücumcularını mesela daha önce Kanat beklerini çok iyi oynayan takımlara karşı çare üretmişti Abdullah Hoca. Bugün üretemedi yani. Hem Özgü'ye hem Rıdvan çok etkiliydiler. Çok çok etkiliydiler. Özellikle Rıdvan Bildiğim kadarıyla bu akşam izlendi. Eminim izleyenler do, notlar almıştır, olumlu notlar almıştır. E, yurt dışından izlendi. Artık Rıdvan'ın Rıdvan mı oynar sorusunu hem milli takım içinde için hem Beşiktaş için artık sormayalım. Ama mesela daha fazla oynasaydı daha çabuk mu gelirdi? E, bu konuda stüdyodaki arkadaşlara muhtemelen katılmıyorum. Bazen böyle bekleyerek oluyor bir oyuncu. Bekleyerek oluyor, olgunlaşıyor. E, bugün itibariyle Rıdvan e, hem milli takımın hem Beşiktaş'ın o bölgenin artık vazgeçilmez adamıdır. Yani Umut artık net bir şekilde yedektir ya da ne olacaksa, planlama ne olacaksa. Dolayısıyla Trabzonspor açısından o kenar bekleri, Beşiktaş'ın etkili kenar beklerini bugün mesela Beşiktaş adına en iyisi Roziye'ydi muhtemelen. Roziye'yle Rıdvan'dı. Böyle söyleyebiliriz, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci yarı Cornelius girdikten sonra o klasik Trabzonspor orta sahada yapamadığını Kornelius'a uzun toplarla yapmaya çalıştı. Bunda da sonuç aldı. Ya faul aldı Topu büyük ölçüde bu toplarla taşımayı başardı. Ee, golde öyle geldi zaten. Ee, bu uzun toplardan biriyle geldi Golde. Ee, yani Trabzonspor açısından böyle bir oyun, böyle kadro zafiyeti, gerçi önümüzdeki haftada galiba 3 oyuncu cezalı. Ee, böyle bir maçta bir puan kardır diye düşünüyorum Trabzonspor açısından. Beşiktaş açısından bugün çok şey değişti diyemem Beşiktaş'ta. Beşiktaş puan kaybettiği hatta maçı kaybettiği, belki Galatasaray maçını saymazsa neredeyse tüm maçlarda böyle oynadı zaten. Yani ben Önder Hoca zamanında da, Sergen Hoca zamanında da bu nasıl takım, yani bu ne biçim top oynuyor dediğim bir maç hatırlamıyorum da olsun isterseniz. Belki Galatasaray maçını hariç tutabiliriz onun dışında. Ama üçlü oynaması, üçlü oynam oynayabileceğini biz galiba bizim stüdyoda söylemiştik. Ergin de söylemişti, Cüneyt de söylemişti, Mehmet de söylemişti. Hepimizin ortak fikri olarak çok uzun zaman önce yani eldeki beklerin etkinliği itibariyle bunu yapabileceğini çok uzun zaman önce söylemiştik. Her söylediğimiz doğru çıkmaz. Ee, bazen yanıldığımız da olur. Bu konuda yanılmadığımızı söyleyebilirim. Sen stüdyoda yaptığımız yerlerde... Bu, bu arada bu arada gene hakem konuşarak mı başladınız? Ben ne zaman burada olsam siz hakem konuşarak mı başlıyorsunuz? Bu Senin kuşları yine yanlış bilgiler veriyorlar abi. Çok iyi değerlendirdik ama <laughs> hakemi, de <laughs> hakemi, de şarkı şarkı hakemi de konuştuk. Hakemi de konuştuk tabii. Senin olmadığını fırsat biliyoruz. Sen konuşturmuyorsun bizi. Ne yapalım <laughs> sen olmayınca da konuşuyoruz. <laughs> İlk gebedeki pozisyon hakkında ne düşünüyorsun Erdal abi? Ben göremedim. Yani önümde monitör olmadığı için ben pozisyon, hiçbir pozisyonun tekrarını görmedim. O pozisyonla ilgili konuştuk, değerlendirdik. Ee, ben Batu ile hiç ilgili fikrini poz... de soracağım senin. Hiçbir pozisyonu görmedim. Yani o, o, yakınlıkta bir karar ya da fikrimi söyleyecek yakınlıkta ben bir şey hiçbir şey pozisyonu görmedim. Şimdi canlı izledim Batu Trabzonspor'u almayı çok istiyordun. Ne dersin? Ee, Beşiktaş'ın atak organizasyonlarında Batu Şay yine çok önemli bir adam. Yine yanılıyor insanlar. Ee, bak penaltı kaçar ya. Yani kaçar penaltı yani. Derdimizin Başka penaltı mı? olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten sadece? <laughs> Batçuay derdim. Ben, vallahi Beşiktaş'ın atak organizasyonu. Ben Batçuay olmadan bu kadar iyi atak yapabileceğini düşünemiyorum Beşiktaş'ın. Hala söylüyorum alırım. Seneye alan takım evet, çağırmış Mehmet abi. Erdal abi. Maçla ilgili. Ee, sence Trabzonspor'da maçın adamı kimdi? Onu soralım. O tartışılmaz yok Siyopis sezon yani Zaten savunmacı orta sahan savunmacı orta sahan maçın adamı ise o orada e, yani oyunun iyi gitmediği belli ama Trabzonspor açısından kesinlikle kar bu maç. Peki çok teşekkür ederiz Erdal Hoş aktardığın bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Evet Erdal abiden <laughs> Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili izlenimlerini aldık. Yorumlarını yaptı bizler açısından. Ee, ve Mehmet abi sana döneyim. Maçla ilgili sen nele bir ön plana çıkarmak istersin? Maçın oynayanı Beşiktaş'tı. Oynayamayanı ve oynatılmayanı Trabzonspor'du. Yani Trabzonspor'u kötüyken ya bu Beşiktaş'ta Trabzon'u oynatamıyor diye sadece Beşiktaş'ın iyiliğine den vuramayız. Trabzonspor oynayamadı da Beşiktaş'ta oynatmadı da. ikiye çarpmamız lazım. Şimdi öyle bir Trabzonspor seyrettik ki bugün, bir kere ben maç öncesinde Trabzonspor'un kazanacağını, Beşiktaş'ın bu yeni sisteme bu kadar çar çabuk adapte olamayacağını düşünmüştüm. Evet abi, Erdal abi bir şey söyleyecekmiş. Hemen söylesin. Erdal abi dinliyor mu seni? Ya çok özür dilerim. Bir hak teslimi yapmam lazım. Olağanüstü bir koreografi seyrettik. Şöyle bir gerçek var. Yani 100-150 çocuk, çocuk derken delikanlı, genç, kızlı, erkekli. Ramazan ayında bir haftadır gece gündüz çalıştılar. Bence oyunun her anlamda endüstrileştiği bu çağda bir sanat eseri için bir hafta tamamen karşılıksız böyle gece gündüz çalışıp ortaya bir sanat eseri koymak bence futbolun ruhuna çok uygun bir şey, çok da güzel bir şey yaptılar. Bence yani tribün de oyuna giremedi. Öyle duygusallaştı ki herkes. Tribün de oyuna giremedi uzun süre. ama çok güzel bir şey izledik yani yapan, uğraşan herkesin emeğine sağlık. Bu tip şeyler e, bence bu futbolun ruhunu bütün o işin maddiyata dökülmüş yanına rağmen ortaya koyuyor. Bu tamamen emekle yapılmış. Yani üniversiteli çocukların bir 10 gündür uzun uğraşlar yani dün gün böyle geceli gündüzlü uğraşlarla yapılmış olağanüstü bir işti. Onu hakkını vermeyi unuttum. O yüzden tekrar sohbetinizi gördüm özür diliyorum. Abi bir şey soracağım. Az önce sorum yoktu şimdi sorum oldu. 3 ee, üç hocamızın seçilme kriteri nedir? E şampiyonluk. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederiz Erdal abi. Yine e, belki bağlantı olursa seninle yine konuşuruz. Ama e, senin de altın çizdiğin gibi çok çok güzel görüntüler vardı. İşte Hepinize suat teşekkür da, ediyorum. Düzü. İyi akşamlar. Diyorum. İyi akşamlar Erdal abi. Ve Özkan <laughs> Sümer e, onların görüntüsü ortada da Ali, Abdullah Avcı'nın görüntüsü e, bizleri bugün keyiflendirdi. Güzel bir görüntü vardı. Mehmet abi sendeyiz. Baştan alıyorum. Sosyal medyadaki arkadaşlarımızı biraz rahatlatmak adına oyunun ee, oynayamayanı ve oynatılmayanı Trabzonspor, oyunun oyun anlamında tek hakimi Beşiktaş'tı. Galibiyeti kaçıran Beşiktaş, istatistikte önde olan Beşiktaş, lezzet veren Beşiktaş, oynatmayan Beşiktaş, bir tek başına Siyopis'in dayanma ve direnci gücüne karşı Beşiktaş'ta, ben Ödvan diyorum örneğin maçın adamı bana göre ama e, biri çıkıp Gezal derse itiraz etmem. Bir tanesi çıkıp Joseph'in liderliğini ortaya koyarsa hayır demem. Hiç beklemiyordum. Demin onu söyledim. Maçın en başında konuşsak, maçın üyeliğini yapsak Trabzon galip diyordum ben. Çünkü Abdullah Hoca'nın özellikle savunma çıkışlarında vidayı öne koyacağını ve vidayı boşaltıp diğer oyunculara baskı yapacağını, vidanın topu kötü kullanmasını isteyeceğini düşünüyordum. Hiç öyle bir oyunda söz konusu olmadı. Beşiktaş oyunu son derece doğru önde oynamaya gayret etti. O yüzden bu bu akşamki maçın ee, mağlubu Beşiktaş. Neyin mağlubu? Puanın mağlubu yani. K kazanamayanı Beşiktaş. Beraberliği mağlubu, üzülen tarafı. Beraberliği üzülen tarafı. Mağlubu derken yani kazanamayanı Beşiktaş. Trabzonspor bir puan aldığında dua etsin. Evet, Trabzonspor bu oyun standartıyla oynadığı e, hiçbir karşılaşmayı bundan sonra da kazanamaz. Yani bu Beşiktaş'ın harikalığı kadar Trabzonspor'un kötülüğünü de gerektirir. Ee, o yüzden Abdullah Hoca'nın önlemler alacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un bu oyun çizgisi yani sene başında tabii sallantılar olur, dalgalanmalar olur. Maçın o Abdullah Hoca'yı dinledim. İki tane stoperi gitti. Sonra üçüncü stoperi çocuk işte Ahmet Can gitti. Önde ee, şey gitti ne derler. Gervinho gitti. E, Vaka ve baka böyle gidiyorlar Bu arada ikisi de böyleler Abdullah Hoca şu anda e, 14 puanın kredisini Kıymetini nimetini bilen bir e, hoca Ama Trabzonspor bugün Beşiktaş karşısında iç sahada resmen Ezilmiştir Beşiktaş Trabzonspor'u Ezmiştir hakem kararlarına gelecek Olursak da hakemin daha mağdur Ettiği taraf Beşiktaş'tır Herhalde Abdullah Hoca bu tabloyu maç sonunda bize açıklayacaktır. Trabzonspor'un neyi iyi diye düşünmeye gayret ediyorum. Ee, yani Abdullah Hoca'nın değişikliklerinden bir şey almaya gayret etti. Tamam bir tane gol falan da bulundu ama yani Trabzonspor'un iyi bir şeyi deyince Siopis dışında herhangi bir iyiliği düşünemiyorum yani. Mesela bir tane kare güzel bir kare bence Hüseyin'in yaptığı asist güzel. Yani o da bir istatistik bir skor katkısı. Yani e, Larin atıldıktan sonra şey bekliyorsun. Daha kötü kötü oynarsın. Larin atıldı. Rakip 10 kişi. E, hoca zaten kenardan Atiba'yı alarak bir mesaj veriyor. Beraberlik bizim için iyi diyor. Bu arada Beşiktaş bitmedi. Ben maçı Cüneyt'le konuşuyorduk. 60'tan sonra Beşiktaş düşecek zaten bitmedi. 97 dakika 99 dakika oynandı maç. Yani rakip takım yani Beşiktaş çekilecek mesela bugün şey yaptı aynı şeyi. Erol Hoca yaptı. Oyunu Erturulu aldı. Geriye çekildi. Kasımpaşa kazandı. Neyse ama yani şöyle bir şey bekliyorsun. Orta gelecek, orta gelecek, biri kafaya girecek, penaltı için bir atak olacak, şut gelecek. Ya hiçbir şey olmaz mı? Maç boyunca koskoca Trabzonspor biri gol olmak üzere iki isabetli şut atar mı? 163 top kaybı yapar mı? Koskoca i̇lk isabetli, Trabzon, şut gol düzen. Koskoca Trabzon 56. dakikada ilk isabetli şutu bulduktan sonra 3 korner. Maç 3 kornerle biter mi? Yani Beşiktaş ilk yarıda 9 olmak üzere 15 şut atar mı Trabzonspor'a karşı? Atılabilir mi 40 bin kişinin önünde şehir bugün şampiyon? Yani bu Trabzonspor tekrarlıyorum bu standartında oynasaydı şampiyon mampiyon olamazdı bu sene. Bu akşamki standart 100 üzerinden 30 falan 20 falan o yüzden herhalde Abdullah Hoca bunun gereğini yapacaktır. Yani yine çok sevdiğim hatta en sevdiğim rakam bu rakip ceza sahası topla buluşmada Beşiktaş standartını koruyor. Hatta eksik bile 40-41'leri gördük öndürücü zamanında. Erdal abi %100 katılıyorum. Batshuayi konusunda bilmiyorum Ergin belki bize katılmayacak ama Batshuayi konusunda Beşiktaşlar haksızlık ediyor. Batshuayi sadece gol atamıyor. Adam her yerde var. Yani Batshuayi Şua'yı Beşiktaş'ın gerçekten ileride her yerinde var. Ya yani Batshuayi benim takımımda olması ben çok isterdim. Yani Beşiktaşlar gol atamıyor diye kızıyor olabilirler. Yani Türkiye'de ee, isim de veririz. Önemli değil de isim vermeyelim. O kadar çok golcü var ki. Ya vakti zamanında şimdi kimseyi kızdırmanın kızdırman alemi yok. Yani o kadar çok golcü var ki ayağını atamayan Feyyaz abinin de vardır. Ali abinin de kaçırdıkları ka vardır. Ama tabii ya, Hakan anlamadım. Şükür'ün Galatasaray'da zamanında kullanıldığı gibi Şükürün. yanındakiler atacak golü. Tabii, Onu kaçırır Yani tabii Hakan Şükür'ün defalarca kaçırdığı bin tane gol vardı. Hareketli oyunda gerçekten önemli bir oyuncu. Ya ben Mustafa Hoca, ben Mustafa Hoca'nın Tanju Çolak'a gol kaçırdığı için yedek bıraktığı günleri hatırlıyorum. 80'li 88'li 80'li 89 80, sezonunda. 80, 80, 80. Gol kaçırdığı için ama forvet gol pozisyonuna girecek nokta. Ayrıca Beşiktaş'ta oyunu orada tutan oyuncuların başında niye e, Batçuay geliyor. Bence Gezal'la güzel bir ikili oluşturuyorlar. Yani illa ikili paslara bakmayacaksın. Ceza sahası içerisinde Batçuay nerede varsa Gezal oraya doğru yönleniyor ve Batçuay çiştiği alıyor. Bu arada milli takımımız 3-4-3 oynadı. İki maçları çuvalladı değil mi? Hı, hı. Çuvalladı doğru. Oyuncu tarihlerinde Rıdvan. Erdal abiye bir yerde iştirak ediyorum bir yerde etmiyorum. İştirak ediyorum artık Beşiktaş'ta %100 formu Rıdvan'dır iştirak etmiyorum. Milli takımda Ferdi ile kapışacak orada. Güzel bir yarış olacak. Ferdi artı Rıdvan. Üç, Ama dört, Rıdvan 3-4-3'te Ferdi-Rıdvan. Ferdi, Rıdvan. Kavga edecekler. Yani olumlu anlamda kavga edecekler. Sağ taraf. Milli takımımızda Roziye gibi bir bek şu anda yok. Yani Mert Müldür de değil o adam. Kaan da değil. Aslında Zeki, Zeki de değil. olabilirdi Zeki de, çıkış Zeki itibariyle. Geri Zeki geri gidiyor. Dünyamin balcı belki. O olabilir belki. Ama mesela bu maçın yıldızlarından bir tanesi Gezal ya. Cengiz Ünder sağ ol. Al. Yani 3-4-3 çok da lezzetli bir sistem. Ama 3 4 3ündeki temel konu milli takımımızda Hakan artı Orkun ya da Hakan artı Dorukan. Josef artı Can biraz daha aktif olabilecek için Beşiktaş'ta da bu arada ideal Josef artı Piyaniç olacak da. Yani Piyaniç gelene kadar. Bu arada 3-4-3 kadar... ile ilgili şunu söyleyelim. Langırt oynamıyoruz yani. Hani üçlü savunma ya. Onun önünde dörtlüyü de koydun ya. Onun önündeki üçlüyü 2-1 diye dizebilirsin. Aslında bugün biraz da oydu. Yani Aslında öyleydi. Mesela evet. Piyaniç iyi bugün bir Piyaniç olsa öyleydi. Alex Tekşehir'in yerine orada Piyaniç'in e, Pjanic olsa e, de Souza'nın yanına Pjanic'i koyup onların Geza'nın yanına diyelim ki güveni falan da koyabilirsin de o zaman. Ama Cüneyt dediğin doğru o zaman karşı tarafa bakacaksın. Karşı tarafın sağ beki Dorukan gibi sağ çıkışı zor bir çocuk. Sağ bek olmasına rağmen. Perez olsaydı ne yapacaktın o zaman? Yani iki bir dizelim diyorsun ya. Hı. Orada Perez olsa çok daha rahat gelecekti. Yani ya ekşire... topun karşı topu karşılarken mesela dünkü Fenerbahçe'yi konuşurken konuşacağız. Fenerbahçe 4-4-2 karşılıyor. Yani karşılamak başka bir Burada da 5'li karşılıyor aslında Beşiktaş. He. Yani o üçlü denilen şey 5'li ama ya onlara takılmamak lazım. Çok, çok takılıyoruz abi bence Hı -hı. de yani. Oyun içinde değişiyor bunlar. Ama Ergin abi. Rıdvan yani dedim ya ben 60'tan sonra biter diyordum. Hem Rıdvan hem Roziye. Bitmedi abi çocuklar. Yani çünkü çünkü şey yani bitmedi. orada Yok, şeyler evet. var. Arkadan bir yerde Montero diğer de, yerde Wellington. Yani evet, tamam. o, o enerjiyi kurtarıyor. Bitmedi abi. Bitmedi abi. Şimdi kendi ekibini getirdi İsmail Hoca ama şimdi oradaki kondisyon meselesi Sergen Hoca'dan beri devam ediyor. Beşiktaş 80'i 90'ı falan oynayan bir takım. Ya yani o biraz devam ediyor aslında. Bugün Beşiktaş'ta farklı olan şey o 80'de 90'da ayakta kalmaktan ziyade o temaslı ve mücadeleci oyunu çok fazla biraz yumuşak bir Beşiktaş görüyorduk biz bu zamana kadar. Yani kreatif oyunu seven, tercih eden Beşiktaş. Bugün daha yakın karşıladı ha, bugün. Bugün o sert oyun, temaslı oyun, mücadeleci oyun, pres bunların İlk dakikalardan kendini gösteren. Öyle evet, evet, içinde evet. bekleyeyim strateji falan. Çünkü biz şunu konuştuk yukarıda. Ergin tabi gazetede çalıştığı için bize katılamadı. Yani biz dedik ya Abdullah Avcı işte her zaman yaptığı gibi ilk yarı durduracak. Hatta ya, bazı yerlerinde Başakşehir ayarlarına, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ayarlarına geçecek dedik ama Beşiktaş işte abi ikinci yarı durmadı ki. Hele dam, 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 sola da. atıp kornerin sorti yatınca tamam dedik. Hani bunlar bulurlar. Tak, takır takır gitti. Yani Beşiktaş bu akşamın kaybeden olursa söylemek 2 puanı kaybetti Beşiktaş. Peki var şu mi? soruyu soralım o zaman. Fenerbahçe maçında tamam, tamam, Fenerbahçe geldim. çok özür dilerim Mustafa. Yok yok. Estağfurullah. Sana sorayım hatta. Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen e, Trabzonspor ikinci yarıda evet pozisyonları var ama yani e, bu ikinci maç oluyor böyle. Yani Değil. bu çok özür dilerim. Mi? Şeye dönelim. Galatasaray Trabzonspor maçına İlk dönelim. 2-0'dan 2-2. Evet. Yok, yok, yok. yok. Dön oy oyunu ya. oyunu getirelim gözümüzün önüne. Yani birbirine aslında benzer. Galatasaray'ın hegemonyasında geçen uzun Hı -hı. uzun süre, ikinci yarı böyle biraz daha düşmeye müsait kalsaydan sonra çeviriyor. Ya yani Trabzonspor'da bu sene bunu fazla gördük. Evet evet. Ya, hataları söyledim. daha çok avantajı dönüştürdü Trabzonspor. Rakip takımın hataları. Demek ki kadro yapılanmasını buna göre de kurması lazım. Yani bu oyunu böyle oynuyor Trabzonspor. Ve gelecek sene mesaj bunlar? Şimdi Trabzonspor bu sene elindeki bütün ışıldayan oyuncuların Yaş ortalamasına bakalım, bakalım mı? Hamşik yok takım ileri gidemiyor. Vakame problemli oynuyor. Hadi Bakasetas 30 bandında diyelim. E, Viska gene o da 32-33 bandında. Yani e, gelecek sene takımda Abdullah Avcı kurarken yani e, gerçekten bazı yenileme ve düzenleme e, olması lazım. Bunu Alfa Kupası'na katacaksın. Alfa dahil. Ve birçoğumuzun atladığı bizimle muhabbeti olmasa aklımıza gelmeyecek. Dünya Klası var Evet. Dünya Kupası'ndan dolayı büyük olasılıkla takvimi tam bilmiyorum ama 11 Kasım'da Dünya Kupası başlayan 11 Kasım'dan bir ay önce oyuncuları teslim etmek zorundasın. 11 Ekim'e kadar Şampiyonlar Ligi'nde her şeyi bitirmen lazım. Ve Avrupa Kupaları'nın diğerlerinde. Çok Lig önemli takvimleri konu. hep sıkışacaklar alacak ve e, Trabzonspor gelecek sene eğer ee, şampiyon olmak için Ergin'in en başından hep biri sözünü etti. Ya işte Trabzonspor işi bitirsin bitirsin bitirdi de doğru söyledi. Ama gelecek sene de böyle e, deneyimli hocalarla bir şampiyonluk daha yakalarım diye bir start verirse selamun aleyküm. İlk evet. defa yaşayacağım evet. bir şey olacağı için Dünya Kupası'nın kasımda başlamış olması hı hı hı. E, o noktada kulüpler ciddi sıkıntılar yaşayacaktı. Evet. Ona göre hazırlanması. Şey gerekiyor. önemli bir konuşum. Mehmet Aya'nın söylediği biz, biz 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 bir level sonrasını konuşmak iyi bir şey. Zaten bu sene. Bitti yani biz değil mi Ve bugün şampiyonluk haftası seçiyoruz. bugün aşağı tarafta bitti. Evet. Bugün bitti evet. aşağı tarafta. Evet. Evet evet. da belli oldu. Şimdi bununla ilgili yarını konuşmaya dair, Galatasaray'a dair söyledikleri vardı mesela Mehmet Ayan. Şimdi şampiyon olduğu gün. Evet. Sonrasında resim ortada. Biz hep şunu diyoruz. Trabzon bu sene belli zaten. Yani hafta belirleyecek hangi hafta şampiyon olacağı belli olacak buradan. Dönmeyecek şampiyonluk. Ama bilevel sonrası önemli. Bunu ee, belki taraftar için çok önemli bir şey değil. O haftanın, dönemim keyfini çıkartacak ama bütün takımların sadece Trabzonspor'un değil şimdi o araya sıkıştırdığın, Ekim'e kadar sıkıştırdığın Şampiyonlar Ligi e, serüveni, Avrupa serüveni, lig serüveni o arada lig gidiyor biliyor musun? Bak bu sene lig ikinci yarı kopmadı. Nerede koptu? İstanbul'un üç büyüğü Avrupa'da mücadele ederken Geride kalışlarıyla beraber koptu lig. ondan sonra toparlayamıyorsun zaten. Tribün aleyhine dönüyor, hoca gidiyor, ıstıklamalar başlıyor. Toplama şansın kalmıyor yani dolayısıyla. O, o periyot çok önemli. Abdullah Avcı defa şampiyonuz demiş. Net bir şekilde ifade i̇lk etmiş defa galiba bu ki zaten maçtan önce de artık tamamıyla Ama bu şampiyonluğu şey. bu en biraz da şey, şekilde kutlamak Beraberlikle ilgili o... Havayı dağıtmak, dağıtmak istiyor tabii dağıtmak ya. yani. o Çünkü Bravo. muhtemelen kendisi bizden çok daha iyi ortadaki malın kötülüğünü gördüğü için ve insanların da bu akşam konuşabilenlerin konuşacağını gördüğü için o futbolla ilgili özel bir atmosfer var. Kazanmak yani. hoca, istiyordu bu tabii şey. hoca da. Bir de Rize Rize deplasmanındaki mağlubiyetle beraber düşün ee, iki haftada yani. bırakılan Abdullah puanlar, Hoca iletişime öğrenmiş beş puan. bu şey direkt olarak şeyi döndürme, Hı -hı. havayı döndürme açıklaması. Bu arada eee Joseft de Souza maçtan sonra bir açıklama yapmış. Hocamızın ilk gitmanında e, fark ettik ki yüksek tempo ile oynayacağız ve biz bunları hazırlıyoruz kendimizi demiş. E, zaten maç öncesinde evet. de Alevyan İsmail evet. şöyle bir ifade kullandı. Biz yoğun ve baskılı oynayacağız. Bunu da yaptı maçın ilk yarısında da ikinci yarısında da bazı anlarda yaptı. Demek ki oyuncuları da e, bir şekilde ikna etmiş gibi gözüküyor en azından bu maç Şimdi bu bu oyunun bu sistemin en önemli kriterlerinden bir tanesi hocanın takım üzerinde saygınlık kazanmasıdır. İnandırmasıdır oyuncuları. Bunu 11 oyuncu ile yapamazsın ama e, bir takımda ben şunu gördüm hep. Beş tane, altı tane gerçekten karakter koyan, hocaya inanan, sisteme inanan ve işine saygı gösteren adamla alamayacağın yol yok. Hani şeyin değil mi Necip Fazıl'ın tabutumu taşısın dört inanmış adam şimdi. Valer'in İsmail'e Joseph böyle bir adam. Şimdi karakter koyabilecek bir adam. Ha bu CV ile bu kalibredeki oyuncularda saygınlık kazanmak çok kolay değil. Hocanın bir saha işi var bir de sahanın dışında bu yönü var. Niye bunu söylüyorum? Şimdi... İdman yapıyorsun 50 dakika sıkıştırılmış bir idman pestilin çıkıyor değil mi? 1-2-3 adam sana diyor ki biz bu sene böyle oynayacağız. Yani bütün idmanların her günün böyle geçecek izin günün dışında. Bu bir süre sonra bıkkınlığa dönüp e, Beşiktaş için söylemiyorum genel anlamda hoca yemeğe kadar giden işler gördük biz idman tempolarından dolayı. O yüzden işi kolay değil. işte Josef gibi iki Beşiktaş'ta uygun oyuncular var ona o saygınlığını kazanıp onu inandırıp o otoriteyi kurabilirse beraber yürüyebilirler Sergen Yalçın'ın o dönem yaptığı gibi. Bilic bunu başarmıştı. Ee, önemli yani Josef'in bu konuda liderlik etmesi, takımın hocaya inanması, sisteme inanması, kabullenmesi. Dedi teorik olarak doğru ama bu akşamı şöyle görmek lazım. Ya, ekstra performanslar var. Yani bu akşam o tribünün yarattığı motivasyon mudur? Yani mesela birçok hoca şunu söyler Ergin. Yeter ki o tribün dolu olsun. Hiç hmm. bir tane bile bizden adam olmasın. 30 kişi olalım. Doğru. Yani o başka bir şey yani Beşiktaş'ın ben kimle oynayayım Alanya'yla Alanya oynuyor Alanya maçında Beşiktaş'ın bu oyunu oynayabileceğini de görürsek zaten evet. 7 maç beraber etsin önemli değil Doğru. bu oyun zaten gelecek seneye cebine koyar Rıdvan'ı zirve yaptırır e, kötü başlayan ama kalitesinden asla kuşku duymadığımız Gezalı lider yapar Josefi kaptan yapar kaptan yapar. Ersin'i yalnız gol pozisyonda tutmadım. İyi değil yani o çıkış. hoş bir evet. çıkış değil. Ee, Vidayı belki ya ben de buraya kalayım diye 1 milyon euroya imza attırır falan. Beşiktaş'ın da gelişeceğini ve değişeceğini görmek lazım. Bu akşamki Beşiktaş'a ben bayıldım. Yani tekrar diyorum Trabzonspor oynamadı ve oynayamadı. Bu arada e, Mehmet abinin söylediği açıklamayı bir daha dillendirelim. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra şöyle söylemiş. Herhalde bayvandır Ramazanın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız, kutlamalı ve yavaş yavaş başlasınlar demiş ee, Mehmet Abinin söylediği gibi iletişimi kullanmak ya, tamamen, diyeceğiz. Galiba. Yani o da öğrendi yani çok dayak yedi iletişimden beşiktaş da dahil çok dayak yedi. yani biz de biliyoruz yani iletişim dayamı çok yediği için şimdi muhtemeldir destek de alıyordur alsın da zaten iyi bir şey yapıyor ama bu açıklama şey tarafı yani bu, ya bu kötü oyunu unutun tarafı. Ramazan spor kalan maçlarda hani puan silinme cezası gibi bir şey olmasa yani? şu anda espri yapıyorum yani sahaya çıkmasa bile şampiyon olma şansı var. Hani şampiyon geri kalan oldu zaten yani. Hani geri kalan yani. geri, rakip yani geriden gelenlerin hepsini kazanacağının garantisi var mı 8 maçın? Hani o anlamda söylüyorum. Ee, burada önemli konulardan bir tanesi de şu. Şimdi hani Fenerbahçe'de de geçen sene Emre Belez oldu, bu sene İsmail Kartal. Şimdi de e, işte Valeriyen İsmail. Böyle gelen hocalar ve son 8 hafta herhangi bir şeyde yoksa ortada, hedefte yoksa Tamam Fenerbahçe'de geçen sene şampiyonluk bir şekilde vardı ya ama kaybedildi mı? diye. Kaybedildi gözüyle bakılıyordu. Bu sene İsmail Kartal aldığında herhangi bir şey yok gözüküyordu. Valerian İsmail de de öyle. Yani oyuncular için artık hani bir, bir hedef yokken, gerçekçi bir hedef yokken bunları da soru işareti. Yani Önler Hoca döneminde biz şöyle bir şey hiç konuşmadık değil mi? Oyuncular rahatsız. İşte Beşiktaş çalışmıyor. Yani iyi çalış antrenman yapmıyor. Böyle şeyler duyuyor muyduk? Var yok, mıydı? Ben yok. Kat, bilmiyorum. Yok. Ben bu arada şeyden bahsetmiyorum. Önler Karaveli niye gitti demiyorum. Bak bunları... Çünkü bazen hakikaten söylediğin şeyleri bir yerden alıyorlar. Az önce onu söyleyecektim. Bak lafı gelmişken söyleyeyim. Bizi dinleyenlere. Şu Erdal Uş'a mesaj atan arkadaşlar var ya. Oğlum biz bir şey demedik ya. Allah aşkına adam gibi dinleyin de ondan sonra söyleyeyim. Ben sonra Erdal'a laf anlatıyoruz yani. <laughs> ne dediğimi ben biliyorum. Oturup baştan seyretsinler. Hani şey gibi ne derler? Şu, şu WhatsApp icat oldu. Delikanlılık bozuldu yani. Erdal Erdal koş koş. Hakem konuşuyorlar. Oğlum ne konuştuğumuz ortada. Hakikaten çok sinirleniyorum. Bak ilk defa sinirlenmiş bir Cüneyt, de Cüneyt Kaşeler. konuşmayacak görün. mıyız? Cüneyt Kaşeler görün. Erdal'ı gazlıyorsunuz sonra biz Erdal'la <laughs> aramız bozuluyor. <laughs> yani. Erdal abiden mesaj gelip şimdi. Hayır, şimdi bu da öyle yani. Önder Karabeyli zamanında futbolcularla ilgili bir şey çıkmadı. Evet bir oyun stilidir bu. Bu oyun stilini ortaya koyar İsmail, Valerian İsmail. Ki hakkını yemeyelim ben şunu da söyleyeyim. Gerek Ahmet Nurçebi gerekse Ceyhun Kazancı şunu söyledi. Sene sonu için biz düşünüyorduk hocayı ama Önder Hoca geldi bize bir yer yapamıyorum dedi. O yüzden de ayrıldık. Benim orada eleştirdiğim konu şu. Tekrar eleştireceğim bunu. Ben Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın söylediği her şeyi ciddiye alırım. Dedi ya hocayı özellikle bir çete yıprattı. İşte sosyal medyada Sergen Hoca'da da böyle oldu. Onu orada bırakamazsın. O lafı orada bırakamazsın. Kim abi bunlar? Kimi ciddiye alıyorsunuz da e böyle bir şey oluyor? Doğru. Beşiktaş ikinci başkanı bir tweet atıyor demin Sayın Adnan Dalıkıran. Gülücük, el işareti, bir gönderme. Bu ne biliyor musun? Kime mesela gönderme biliyor musun? Valeriyen İsmail'e itiraz edenlere. Bak kurumsallıktan bahsedilir ya. Arabanın arka hı hı. koltuğundan bir televizyon kanalına bağlanıp Pinerio Beşiktaş'ta demişti. Pinerio'yu aldık demişti Sayın Adnan Dalıkıran kurumsallıktan bahsederken. Şimdi burada bir rekabet yok. Kime karşı mesela İsmail, Valerian İsmail çok iyi bir performans gösterirse Beşiktaş içerisinde bundan rahatsız olunacağını mı düşünüyorlar mesela yönetim olarak? Hı hı. Benim Valerian İsmail ismi anıldığında ne kadar itiraz ettiğimi biliyorsunuz Senin burada. Senin yeni şafaktaki yazını ha. okusunlar. Ha. Ama imza attıktan sonra geçtiğimiz hafta daha Valerian İsmail performansı görmeden, idman performansı dahi görmeden bir yazı yazdım Valerian İsmail diye. Aksine dedim ki bundan sonra ben duracağım arkasında. Çünkü bu 8 maç için getirdiyseniz hiç bu yola çıkmanın anlamı yok dedim. Bu adamın sistemi tekrar gerektiriyor. Bu adamın oyunu ona göre oyuncu gerektiriyor. Bu adamın oyunu sezon oyunu kamp gerektiriyor dedim. E şimdi e, ya bacıyı dövmekle üzüm yemek arasında fark var ya. O yüzden anladın mı? İsmail'in iyi olması, iyi performans koyması büyük iş yazacak şeye sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya da. Çünkü bir tercih ama riski de var bunu tutmadığı zaman da yine oradan bir şey çıkacak. Özetle ben şeyi aldım. Yani o zaten maça çıkmadan ilk enerjiyi adam verdi o enerjisini ama bu bugünkü maçta da ha Mehmet abinin söylediği önemli. Şimdi Alanya Spor maçı, peşinden iki maç, üç maç, dört maç bunları görmek lazım. Günlük bir reaksiyon mu? Olur ya öyle bir gün yakalarsın bir performans mı Trabzonspor oyunu ile beraber yoksa gerçekten inandığı ve bünyeye yavaş yavaş sindirmeye başladığı bir oyun anlayışı mı? Ergün orada şu bir oyun bir gruba bir maçta bu kadar indirgenemez. Bu bir bir, bir ee, zihniyet 3 gün tam idman, 14 gün yarım idmanla oyunculardan dolayı indirgenemez. O yüzden ben olağanüstü bir Beşiktaş seyrettim ama bunun da hocanın ne kadar katkısı olup olmadığını göreceğiz. Yani Gü sonra nasıl bir, bir kadro katkısı. kurulacak? Ayrıca gelenler, gidenler. Dair. Ama şu şey maçı, Alanya maçı inşallah cumartesi mi maç? Cumartesi, cumartesi. 20.30. Tribünde olma ihtimalimiz var. Gidelim, olabilir. gidelim. Şimdi sevgili Onu da söyleyelim abi. Emrah Şeber yollamış. 21 Kasım'da Dünya Kupası. Hı hı. 2 Kasım'da grup, grup, e, grup maçları bitiyormuş. 19 gün önce teslim edeceksin bütün oyuncuları. Yani 2 Kasım'a kadar ligle, Eylül'de başlasa şey e, gruplar normalde Eylül, Ekim, Kasım yok, e, Eylül, Ekim. 60 günde her şeyi bitireceksin. Kaç maç oluyor? Yani gruplarda 6 maç oynamış olmaları lazım. Hatta Eylül ortasına başlar. Geleneksel 13 ila 17 Eylül'de başlar. Dolayısıyla 1,5 ayda 45 günde 6 haftayı devireceksin. E bu arada demek ki aralarda başka maç yok. Şampiyonlar Ligi. Daha erken başlaması Şampiyonlar muhtemel ligi. o zaman. Tabii. Hayır hayır. Onlar daha erken başlayamaz. Onlar bir başlayalım. standardı vardır. E, çünkü şeyler var. Yerel kupalar var. var. Hayır şöyle de erken başlayamaz bildiğim kadarıyla. Hani back to school diyorlar. Okulların dönüşü sadece Türkiye'de He. değil. Eylül başı back He. to school var. Onun reklam televizyon geliri tarafı var. E bir de yerel Akşaray'da kupalar de o, var. Yerel kupalar var. Dolayısıyla benim yan... Güzel maç anlatıyorlar ya. <gülüyor> Abi <laughs> bir biraz çok sevineceğim. büyük olasılıkla Eylül hadi diyelim bir hafta falan öne aldılar Back to the School hikayesinden. En fazla 45 ila 50 günde bu 9 haftayı bitirmeleri lazım. 9 altı hafta, hafta mı soruyor? 6 hafta mı? 6 haftayı Ya illaki grup maç oynanacak bu arada. Grup aşaması. Aziz ve buna UEFA UEFA Avrupa Ligi ve buna şey de dahil. Konferans Ligi de dahil. Yani üçünü hı hı. E, grup aşamalarını söylüyorum elemeler hariç. Üçünü grup aşamalarında taş çatlasın 9 Eylül 2 Kasım arası bitirmen lazım. Bobby Robson demişti ki galiba onun da sözü. İlk 4 haftada şampiyon olamazsın ama ilk 4 haftada evet. şampiyonluğu kaybedersin evet. demişti. Bak önümüzdeki sene 6 maçta 18 yapan Dünya Kupası dönüşü ne olacağını bilmiyoruz Muamma. Büyük avantaj elde etmiş olur. Şeyi Lütfen unutma ha? Dünya Kupası'na oyuncu verecek kulüpler var. var, var. Ya oradan oyuncular nasıl dönecek? Sakatlık, psikolojik da para var sıkıntılar <laughs> para var Para var. Yani sakatlık artı psikoloji. Şimdi Atiba Larin gidiyor Beşiktaş'tan. E, e, Bosna e, e. gitti e, e. mi gidemedi? Bosna yok, gidemedi. Yok, gidemedi. Zaten kiralık bir yanlış. Bir Atiba ile Larin gidiyor bildiğim kadarıyla. Ama yeni bir de, transferlerin Bir olacak. de gidiyor yani. doğru yani transferlerin Larin olacak. Kalacak Larin kalacak kal. mı? O da öyle bir mesele evet. de var Beşiktaş'ta. Yeni transferlerin var. Ne oldu? Çok çok acayip bir sezon bizi bekliyor. 22-23 sezon acayip. Ya ben sizi bir şey daha atayım, Her kıl... sezon için bunu söylüyoruz i̇şte ama galiba 15, bu sezon için. 15 Mayıs'ta şey izinleri tamamlayın, götürün. <laughs> Bir kılçık daha atayım. E 2024 Dünya ya Avrupa Futbol Şampiyonası yok mu? E Onun da da elemeleri, elemeleri başlaması lazım. Doğru. O da elemeler baş. Sonbaharda. Baharda... Son Başlıyor. Bahara, bahara bırakacaklar. Yani UEFA, ile FIFA kavgası ama para için. Şeyin Uleple. Iki, iki sene üst üste Dünya Kupası yapalım düşüncesi vardı. O şimdilik Şimdi en azından Şimdi fonda şey lazım Feridun Düz Ağaç. Anlayan el sallasın. Bana <laughs> merhaba der gibi. Ve bu arada tabi tüm bunlar varken bildiğim kadarıyla Nisan ayında da başladık. Bu arada Ramazan hayırlı uğurlu olsun. Ee, Nisan Amin. ayında da başladık. Bizim sezon planlamamız yok. Gelecek sezon planlamamız nasıl şey de yok. yok. Türkiye Yayıncı kararında. kuruluş yok. Yayıncı kuruluşumuz yok. Sezon planlamamız da yok. Yayıncı kuruluşumuzun olması gereken tarih Kasım'da bu ihale bitmeliydi. Nisan geldi beş buçuk ay geçti yok. İlk resmi açıklama 28 Şubat'tı 3 Nisan'a geldik yarın 4 Nisan yok oğlu yok yok. O da Tarkan şarkısı gibi oldu yani. Almanya Federasyonu, İngiltere Federasyonu'na bakmak lazım. Onlar önümüzdeki senonun şeyini şimdiden açıklamışlardır. Var var. Emrah yazar onu şimdi. Açıklandı onlar. Aslında yapabilirlerse Mehmet abi Dünya Kupası'nda belirip yerel federasyon herhalde kendi inisiyatifini kullanabiliyor burada. UEFA'dan bağımsız olarak sezon başlatma tarihi değil mi? Tabii tabii. Ee, aslında mümkün olduğu kadar öne çekebilirler. Çekmeleri de lazım çünkü bu sene eleme oynayacak takımımız da çok. Ya yapabiliyorlarsa şayet böyle bir Temmuz ortasında Hangi falan. Hangi federasyon? eee değişmesi muhtemel olan olarak yeni gelecek böyle 4 Nisan bak yarın çok önemli bir gün. Ee, yarın bombalar patlayacak. 6 bakıyor. Eylül'de başlıyormuş bu arada Şampiyonlar Ligi şeyi de yok. emrah bakıyor tekrar enziyor. Ya. Aynen. De. 9 Eylül dedik ama 6 gün 3 günde yanılıp 3 gününe yanılma. Hayır yani, tamam en şeyi yani hayır düşün bak 6 Eylül'le 6 7 Eylül evet Mücahit de göndermiş şimdi. Ama şimdi onun öncesinde 2 tane daha var. 6 Eylül'de. Tabii tabii. Eleme düşün. 6 Eylül zaten ile 3 Kasım arasında her şey bitecek. Tamam onu City düşünsün abi. Biz elemelerimizi bir düşünelim önce. İki tane ön elemesi var şampiyonumuzun doğru mu? E hey abi İkinci o yapalım yine konferans var. gideceğiz oradan. Evet. Üç tane var öbürünün mesela. O yüzden araya 15'er gün koyduğun zaman bir ay geriden başlayacağız biz zaten. Mücahit şeyle baksana bizim sezon planlamamıza bak. İngiltere Avrupa sezon planlamalarını onlara da bak gönder hadi babam be. Ne güzel. Ama A, zaten bu çözüm... o planlamaların olması şu anda muhtemel gözükmüyor. En azından şu anki hazırlık sürecine baktığımız Hayır, zaman. Hayır bu burada tekrar edelim. Biz şurada hani ne derler kör olma ayvaz diyorlar yani. Biz şurada 3 tane şey adamız yani. Bunu şimdi futbol federasyonunda falan şey değil mi? böyle köfte ekmek yerken. Vallahi ya bunlara kim bakıyor <laughs> bizde birileri. Neyse maaşlarımız yatıyor zamanında. <laughs> Allah, Allah şükür falan olduğu bir çok soru işareti var. O soru ya, işareti yani, acaba? Türkiye futbolundaki en temel problemleri söylüyorum. Hakem sınıfta kalmış. Yayın sınıfta kalmış. Yok. Hatta. Yok. Milli takım sınıfta kalmış. Kurumsallaşma sınıfta kalmış. Hiçbir şeyiniz iyi değil yani. Biz ama yine 3'ü üç, 4'ü konuşuyoruz. Ama bize 250 milyon dolar verin yayın için. Ha? Şey Sonuç gibi, Sonuç ona geliyor. Bir hocam gibi söyleyeyim. Yayıncı kuruluş injured. Hakemler <laughs> injured. Değil mi? Öyle söylemek <laughs> gerekiyor galiba. Maalesef. injured. <laughs> <laughs> i̇yi çok soru işareti var. Cevap My bekleyen. Friend. Atilla Gökçe'nin büyük olacak? lafıdır. Atilla Gökçe'nin harika lafıdır. Futbol Türkiye Cumhuriyeti'nin doymaz obez çocuğudur. Futbol Türkiye Cumhuriyeti'nin obezitesidir. Kulüpler. Büyük kulüpler diyelim. Futbol dahil. Sonra tabii ki büyük kulüpler. Buna bence TFF'yi de koyalım abi. Allah aşkına yani bir şey iyi de yönetin yani. Hani burada biz ama çok güzel bir noktaya geldik program. Bizim tek şeyimiz ne? Türk futbolunu konuşma penceremiz Türkiye'de. Bizim diyorum ben de çünkü bu işin içindeyim. Milli takımın başarısı ya da başarısızlığı. Ya futbolda milli takım gösteridir. Ee, ne derler ona? Vitrindir. Mi? arka planda neler yaşanıyor. Halbuki aslında. şunlar şunlar asıl mevzular bunlar arkadaşlar. Yani bunları düzeltmeden Bak Rıdvan abi de aynı şey söylüyor. Beşiktaş Batshuayi ile çalışmayacaksa Fenerbahçe olarak Fenerbahçe oynamasını isterim. Yüzde yüz haklı ben de Galatasaray dönemisiniz. Bence isterim. hemen kiralasınlar. Batshuayi ben de i̇yi istiyorum. İyi bir golcüyle oynarsa iyi futbolcu. Gerçekten bak yanında iyi bir golcüyle oynarsa iyi forvet Batshuayi ama gol iyi bir golcüyle oynaması lazım. Ya bu sistemler çok farklı. Ne beklediğin farklı. Aslında bu yine sistem konuşacaksak şunu konuşalım. Günümüz dünya futbolunun geldiği en büyük lanetlerden biri tek forvet. Hani tek forvetle oyun e şimdi tek forvetle oynuyorsan o tek forvetin gol atamadığında göze tabii, batıyor. Tabii. Üç ama değil. eğer mesela şimdi Larin. geçen sene Sergen Yalçın'ın ben hakikaten eee doktu şey profesörlük tezidir yani. Larin'den verim aldı adam. Mesela aslında Beşiktaş'ta kutu da var. Demek ki işte Muhabbeti o da Fransızca da ya. konuşuyor ama Valerian İsmail demek ki yeterli görmedi. Ya yani ne olursa olsun Peki. Bu üçlü savunma futbolu 4-2-3-1'e sevgili Deniz de yazmış. 4-2-3-1'e bir kişi üstünlük sağlıyor. Ona rağmen 10 kişi bile olsa o üstünlüğünü sürdürüyor diye. Molaya gidelim. Mola zamanımız gelmiş. Moladan sonra diğer takımları da konuşacağız. Şimdi reklamlar Devam ediyoruz efendim konuşmaya. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasını konuşuyorduk. Bu bölümde e, tamamlayacağız yavaş yavaş ama eklemek istediğiniz bir şey var mı Trabzonspor Beşiktaş maçına dair? Valerian İsmail'in maç sonu konuşmasını dinledim. Güzel. İddialı olmak güzel. Büyük iddianın altını şeyle doldurmak tabii. Performansa da doldurmak e, güzel. İlk izlenimler her zaman önemlidir. E, i̇lk izlenimi iyi. Gerek saha dışı gerek saha içi performansı e, iyi bir izlenim bıraktı. Alanya spor maçında Beşiktaş seyircisinin önünde ki bu tarz oyunlar, bu tarz çıkışlar, iddialar, bu tarz enerjiler tribüne seyirci çeker. Bir iddiası yok Beşiktaş. Türkiye Kupası'na elenmiş. E, ligde zaten iddia kalmamış. Avrupa kupalarında puan alamamış vesaire vesaire. Hı hı. Zordur yani bu saatte seyirciyle oynamak. Seyirci. Zul gelir. Sezonun bir an önce bitsin istersin. Ama bu tarz e, enerjik oyunlar bir sene sonraya ne taşıyabileceğini göstereceğini işaretler en azından tribüne de şey çeker. Oyuncu şey izleyici çeker. Alanya Spor maçında devam ettirirse mevcut performansı o ışığı devam ettirirse o bağ kısa sürede Beşiktaş taraftarıyla arasında daha sağlam kurulmuş olur. Güzel maç olur yani. Galatasaray Spor da şey evet, e, o da, o da öyle Beşiktaş'a yakın bir oyun oynamayı tercih ediyor. Bakacağız ya bence de çok keyifli güzel bir maç olur. Savunmadan, oldu. kaleden top yaparak Bak, çıkmayı hedefleyen bir takım. Benim anladım. kriterim şu. İlk bölümde Mehmet abi söyledi. Kriterim şu. 7-8 maç bazen belki de 3-2 galibiyet çıkacak buradan. 3 galibiyet çıkacak. Ama şu oyunun mesela şu isteğin, şu mücadelenin devam ya. ettiğini göstermek mesele galibiyetten ziyade. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ta görevi aldığında bunu gösterdi ve bir sonraki seneye bir ışıkla evet. taşıdı ve şampiyonluğa getirdi. Değil mi? Abdullah Hoca keza geçen sene daha dine, daha dengeli, en azından yenilmemeyi öğrenen bir takım olacağını Newton'dan aldıktan sonra yenilmeyen bir Trabzon, kolay yenilmeyen bir Trabzon ışını bu sene de devam ettirdi. O yüzden bu 8 maç öncesi şeyi de belki 2-3 hafta erken de yapabilirdi Beşiktaş bu teknik direktör hamlesini ama sezon sonunu beklemekten se daha iyi gibi görünecek artık. Gibi görünüyor karar. Teknik direktörün getirilme vakti. Peki bu bölümü yavaş yavaş noktalıyorum. E, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de... Şu hakem kararıyla ilgili bir şey söyleyelim. Tamam ee, onu onu noktalayalım abi. Zorbay Küçük %100 bir Beşiktaş penaltısını vermemiştir. Ee, Zorbay Küçük o pozisyonda kırmızı kartına da başvurabilirdi. Hadi Zorbay Küçük görmedi. Var Erkan Engin ne işe yaramaktadır? Dönüp eğer herhangi bir kişiye orta sahada da Batu Şuhayi foğlu vardı derse o foğul var kapsamına girmez. O penaltı öncesi o foğulün de varlığı test edilerek penaltı iptal edilebilir. Ama bunun kararını var veremez. Çünkü var oradaki ilk foğulün karşılığı değildir. Var oradaki ilk ile ilişkin bir karar veremez. Hakemi çağırırsın. Tıpkı Alanya maçında olduğu gibi. Penaltı verdi Halil Mutferah öncesinde offside test edildi penaltı kararı geri alındı. Çağırırsın. Dersin ki hoca bu pozisyona bir bak. Hoca da dönüp der ki kendi yetki alanı içerisinde orada faul vardır der. Penaltıyı vermiyorum. Trabzonspor lehine faul veriyor. Trabzonspor lehine evet. haklı evet. bir faul verirsin. Evet. Bunun da TV ekranlarında dile getirilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Öyle Erdal abiye sağa sola mesaj atarsanız e, ee, burada Allah aşkına hiçbir yöneticimiz bize şöyle konuşun böyle konuşun demez Erdal abi de öyle bir insan değildir. O da burada kimi konuşacak Erdal abi ne yön verir ne Tabii. bunu ister tamam. Yok, şey, zaten biz burada saçma, bizim söylediğimiz şey video hakemi hayır, Erdal abiye. uygulanış şekli. Sen şeklinde. Erdal abiye niye mesajı adamı alevlendiriyorsun kardeşim. <laughs> Avrupa güreş şampiyonası tarihi başarı bunda mutlaka söyleyelim. E, 7 altın, 3 gümüş, y gümüş 7 bronz. En fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmış Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Şampiyonu müthiş işler adına. yaptılar. Bütün ekibi kutluyorum. Evet, evet. Olimpiyatlarda da büyük hedefleri var. İnşallah bu kadro orada da güzel hmm. madalyalar elde eder. Başta şeref başkan de. olmak üzere Türk kadınları özellikle Kadınlar tarihi yazlar. Kadınlarda da müthişiz. Bizim zaten Rıza Taha o ayrı onlar orada duruyor. Maşallah'ları var. Mesela halterde biz bunu sürdüremedik. Evet. Bizim iki tane evet. olayımız vardı. Deve dişi diyebileceğimiz. Halter'de sürdüremedik ama güreşte onu devam ettiriyoruz. Orada da üzüldüğüm bir şey var. Yani hani Ronaldo ve Messi dönemine denk gelmek vardır ya futbolcularda. Çok büyük oyuncular mesela ikisinin altında sönük kaldılar. Şimdi burada da Rıza özellikle o Kübalı var ya bir evet, tane. Evet Nunez ya miydi? Nunez galiba. Yani Nunez. O, bir, da bir, da bir aynı döneme denk geldi yani. O, o da hani herhalde asırda bir olur. Ona denk geldi. Oradan bir olimpiyat şampiyonluğu yoksa rahatlıkla çıkardı yani. yani dile kolay yani. 11. kez Avrupa şampiyonu müthiş, oluyorsun. Müthiş performans. Kızar Kayalp için söylüyorum. Yasemin Adavi'ni aynı şekilde ee, 5. kez Avrupa Ergin, şampiyonu. Ergin Halter konusunda haklı ama Halter bir Türk sporu değildi ki. Naim de senin değildi. Hafız da senin değildi. Genetik Türk ama baktığın zaman. Çubalı'nın adı 20 <laughs> Lopez Nunezmiş. Yetiştirme o, değildi. Na Naim ile Hafız Hamit'le Halil. Senin değil ki. Yetiştirme değildi doğru. O yüzden ama Türk güreş demektir. Türk ok demektir. Türk bazen atlet demektir. Şu anda pek kalmadı ama bazen atlet demektir. O nedenle e, Halter'in tutmamasının sebebi bu toprakların değildi. O şeydi değil yani. Evet. Ve e, rahmetli Turgut Özal'ın da filmde de olduğu gibi büyük bir diplomatik başarısı. Eğer Naim Süleymanoğlu e, Şalamanov olarak kalmış olsaydı zaten Halter senin için bugün bu sokeyi muamelesi görecek spor bir yani. Bir şey ekledik oraya voleybol. O da ekledik. Akif abinin büyük işidir. Yani. Hiç tartışmam. Basketbol yine. Son 10 yıl yok baskette geri gidiyoruz. Türkiye'nin son 10 yılının son 10 yılının en büyük spor yöneticisi Akif Beydir. Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Bey. Ben size daha ağır bir şey söyleyeyim mi? Ben Mehmet Akif Üstün'ü de Futbol Federasyonu Başkanı yaparım. Çünkü sonuçta... Hmm. Yo ben bunu Gerardi e niye sormuşum? Dedim ki futbolun başına geçirseler Fenerbahçe'de yapar mısın dedim. Mantık aynı niye yapmayayım? Bilmek zorunda değilsin ki. Organizasyonu kurmak. İnsana dokunuyorsun aslında. Şimdi bu hafta Fenerbahçe OPET Vakıfbank'la karşı karşıya ye geldi. Ikinci, i̇kinci maçı da çarşamba günü oynanacak. Onun dışında Eczacıbaşı kupayı aldı. Halkbank sanıyorum gümüş aldı. O, e, evet. Hani biz voleybol ülkesiyiz ya eskiden güreş ülkesiydi. Biz voleybol ülkesiyiz diyebiliriz. Çünkü Aydın'da bir maç vardı. Biletleri tükenmişti. Geçen hafta Erdal da onu söylemişti. Kapalı gişe oynuyorsa bir oyun ki bizim Kerem Vatan kulakları çınlasın. Onun kızı Ezacı başında bu arada küçük takımına da seçildi. Yani önemli olan az önce onu konuşuyorduk burada. Milli takım Türk Türkiye kadın voleybol milli takımı olimpiyatlarda daha iyi bir derece yapabilirdi. Yapamadı. Hatta Avrupa Şampiyonası'nda da finalde yine kaybetti. Kimsenin umurunda mı? Hayır abi oralarda olabilecek organizasyonu kurduğumuzu biliyoruz biz. Evet. Ama şimdi orada Mehmet Akif üstünde daha performansı Güreş'te Şeref Bey'in performansı bunları anlatıyoruz. Burada futbol özelinde organizasyona bir bakalım. Şimdi bak bir MHK bir karar aldı değil mi? 12 hakem 13 hakem her neyse. Sonra orada bazı kulüp başkanlarının federasyondaki bazı yöneticilerle beraber hareket ederek bu kararı aldırdığı e, konuşuldu. Bunu sadece ben konuşmadım herhalde. Sonra tahkim bir karar verdi. Orada da Yine bazı kulüp başkanlarının ve bazı federasyon yöneticilerin karşı saftaki aynı yönetimdeler aslında beraber hareket ederek bu kararın alınmasında etkili olduğu konuşuldu. Kulüpler açıklama yaptı pat pat pat. İstifalar geldi. Bu istifalardan sonra kim kime yakın ikili ilişkiler nasıl? Kim federasyon başkanlığına niyetli? Nihat Bey devam edecek mi? Aynı yönetim içerisinde farklı şu anda yeni bir yol arayışı. Var. Şimdi var mı voleybolda böyle bir şey? Var mı Güreşte böyle Öyle bir şey. Öyle bir kağıt Var mı bahsetmiyoruz tabii mı? ki orada. E şimdi beğen beğenme şeyde bir yol çizildi değil mi? Basketbolda dediler ki basketbolun içerisinden gelen bir adam Hidayet Türkoğlu. Rakipleri orada... de onun içinden. De. Evet bravo. Sonra orada bir konsensus sağlandı o bu. E bak bakalım futbola. Milli takım da böyle olur. Avrupa'da kulüplerinde böyle olur. Yayıncı kuruluş da sana para vermez. O da olmaz bu da olmaz ceza da alırsın. Her şey olur yani burada. Çünkü kendi içerisinizde aynı yönetimdeki adamlar koltuk kapkama kavgasında istifalar geliyor. O ona yakın. Bu kulüp Sonra başkanı Sonra Cüneyt İsviçre'den davet geliyor. Onu Ona izin vermiyorsun. Bu ciddi bir kaostur. Saat. Ergin konuşurken bahsediyor. Bol Federasyonu Başkanları son dört başkan. Yanılmıyorsam Allah uzun Allah rahmet eylesin. Osman Solakoğlu, Turgay Demirel, Harun Erdanay, İdayet Türkoğlu. Dörtte dört. Ama bu şey demek değil basketbolu basketboldan gelen yönetimler değil. Mesela Hidayet Oğlu, bas, Oğlu, basketbolu basketboldan gelenler olarak yönetiyor ama maalesef başarı söz konusu değil. ama Turgay Demirel öyle değildi. Turgay Demirel aldı bayrağı nerelere taşıdı 92 yılında. Son hatırladığın bayrağı. şey ne abi? Sen belki hatırlarsın. Federasyon Başkanı futbol, Federasyon Başkanı var mı mesela hatırladın? Halim Çorbalı galiba. Biz ya oynaymış. biz şahit olduk mu ya? Ben olmadım mesela. Ee, sadece son 30 seneyi sayabilirim. Ee, futbol oynamış, üst düzey futbol oynamış. Cüneyt Tamman, Başkandan Ftp, basman. Ha yönetim kurulu üyesi Başkandan Selim basman. abi. Halim Çorbalı var ben hatırlıyorum Halim Çorbalı'yı galiba Gençler Birliği'nde. Üst düzey de. oynamış Halim Çorbalı vardı. Ondan sonra Şenez Bey'in Genç Milli'liği var galiba o kadar. Şenez Genç milli galiba emin değilim. Ben Manastırlı olduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben de Giresun'da doğduğunu biliyorum. Öyle mi? Giresun'da. Yok da Manastırlı. Orjini Manastır olabilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda böyle bir... Bu arada şey Mücahit gönderdi Premier Lig ve Almanya Bundesliga'da 5-6 Ağustos'ta sezon başlıyor. Mesela biz her hafta o yeşil alt güzel bant yazıda şeyi diyebiliriz. Gelecek sezon ne zaman başlayacak? Mesela Abdullah Avcı takımını şampiyon yaptıktan sonra gelecek sezon planlaması ki buna çok değer veren bir adam. Acaba ne zaman başlayacak? Maalesef işte bu belirsizliklerle <laughs> yola Eyvallah. çıkıyoruz. Biliyor mu acaba Abdullah Hoca? Futbolda maalesef bu belirsizlikler hep devam ediyor. Avrupa e, programı, programı bile Abdullah Avcı, Türkiye programı bilmiyor mesela. Maalesef. Umarım bilir o da. Peki e, Süper Lig'deki diğer karşılaşmaları da konuşmaya başlayalım. E, Fenerbahçe, e, Kayseri Sporu mağlup etti. O karşılaşmayı konuşarak devam edelim. E, maçtan sonra da e, İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiciydi. Cüneyt abiye pası atayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. E, Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldikten sonra sistemini açıkça söyledi. Ve bu sistemden vazgeçmeyeceğinden bahsetti. Takımı tanıdıktan Sonra oyuncularını da tanıdıktan sonra kendince e, kimlerle yola devam edeceğimizi anladık dediği bir hafta vardır. Ondan sonra Fenerbahçe 11'inde bir istikrar yakaladı. E, tabii ki bu istikrarı yakalarken ama şunu da söyleyelim, Ziraat Türkiye Kupası ve e, UEFA Avrupa şey konferans e, liginden de elendi Fenerbahçe. Sadece lig kaldı elinde gitmesi gereken kul var. Yine burada şunu da ekleyelim. Vitor Pereira'nın sağ bek oynattığı, yani 3-4-3'ün sağında oynattığı Osay Samuel sağ bek. Ferdi de uzun süre sol bek oynadı. Bu maçta da hatta Nova'nın yerine girdi Ferdi. Yani orada demek ki senin yerin burası oldu. Hani acaba sol öne atar mı diye düşündüm ben açıkçası. şeyin Rossi'nin yerine Ferdi girer mi diye düşünmüştüm mesela kendi adımı. Ama demek ki hoca onu oraya yönlendirmiş. Crespo, müthiş bir performans. Kim müthiş bir performans? Bunlar hep Vitor Pereira döneminden. Şimdi o organizasyon içerisinde orta saha çok değerli. Zaten bütün futbolda bugün Mehmet Ayan şeyde de o Twitter odasında da söylüyordu. Orta saha ki babam da söyledi Allah için, Orta sahasız futbol oynanmaz. Orta sahasız şampiyonluk kazanılmaz. Bu çok doğru. Şimdi Crespo Zayt önlerine Mert Hakan'ı koyunca ve bu üçlü de şimdi Fenerbahçe top rakibe geçtiğinde bu üçlüden Mert Hakan sağa geliyordu. Diogo sola geliyordu. Bu Zayt'la Crespo göbeği tutuyorlar. İrfan Can'la onun önündeki Serdar Dursun önde basıyor. Serdar Dursun hatta savunmaya kadar gelip Elmander performansıyla bayağı bir rahatlattı. Hücumda ise bu üçlünün e, Crespo'nun biraz sağına e, Mert Hakan, sonuna da Zayt geliyor. Onlar o kadar doğru bastılar ki golden önce de iki tane Crespo'nun kaptığı topla Fenerbahçe'nin pozisyonu var. İrfan'ın bir tane işte geciktiği pozisyon var. Bir tane daha pozisyon var böyle. Çok önemli pozisyonlar Fenerbahçe adına. Rossi'nin galiba vurdu. Ee, ve Fenerbahçe şeyi belli etti. Yani rakip topla çıkarken kaptığı toplarla pozisyon bulacak. Ama bunu orta saha o orta saha doğru oynadığı için hem İrfan'la Rossi çok rahatlattı. Onlar dönerek oynuyorlar çünkü. E, Serdar'ın yanında arkasında. Hem de orta, savunmayı da rahatlatıyor bu. Yani sağ, savunmanın önüne de e, Hoş geldin demediği için önündeki ortasa gelemiyor zaten rakip. Şimdi bu Fenerbahçe çok rahatlattı. Ve Fenerbahçe golü bulduktan sonra aslında Kayserispor'un hücumları var. Maçı gözümüzün önüne getirelim ilk yarıda Spor'un hücumları var. Hatta verilmeyen offside golü var. Fakat onun dışında pozisyon vermeden oynadı Fenerbahçe ve ikinci gol çok çok iyi bir zamanlamayla geldi Fenerbahçe açısından ki orada da e, İrfan'ın e, pası işte Rossi'nin vuruşu çok önemli. Sonrasında üçüncü gol. Aslında maç bitti. Üçüncü golde maç. Bitti Fenerbahçe adına. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. E, Fenerbahçe'de bir kere bu Mesut Özil, Ozan Tufan olayından sonra. Hatta onun öncesi de var. Yani mesela Valencia'da aslında. Sosa'da yine. Ki, kadro dışı gibi gözüken oyuncular. var. E, e, yani kalbisi. onları dedik ki ya hoca ya şey çok önemli. Galibiyet çok önemli. 6'da 5 ve Trabzon'da 10 kişiyle olunca eli kuvvetlendi İsmail Kartal'ın. Ve belirli oyunculara da forma şansı verince e, e, operasyonel gücün artıyor. İsmail diyen bile azaldı. Diyemez tabii. <laughs> Ondan sonra e, bu, bu, burada bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de. Hatta ben şeyi bile duydum hafta içinde. İrfan Can'a bile şey dendiğini hani eğer sene sonunda teklif varsa istiyorsa o da gidebilir diye. Yani çünkü şeyi Neşter'e vuralım hani bu böyle olmaz. Oyuncuya dayalı düzen olmasın şeklinde ki tartışılır tabii bu. Yani eldeki değerleri kaybetmek ne kadar doğru kısmı. Ee, 3-0'dan sonra dediğim gibi maç bitti. İşin tabii ki bir kez daha söyleyeceğiz. Arda boyutu var ki daha önce söylediğim için tekrar edeyim. Böyle verim aldığı sürece İsmail Kartal isterse 90. dakikada alsın. Hiç sorun değil. Verim alıyor çünkü yani karşılığı var. Arda'nın da gidecek çok yolu var medyaya düşen bir açıklaması var. Diyetisyen, Hı. özel e, fizik hocası yani fizik kondisyon hocası ve e, psikologla çalışmaya başladım. Kendi, paralarını cebimden veriyorum kendime yatırım yapıyorum çünkü ileride bunların bana faydası olacağını düşünüyorum diye. Golü anlatırken Yasin hocam bana topu sonuna çektiğin an sağa vur dedi dedi. Bunlar Arda adına çok doğru şeyler. E, biz maalesef kültür olarak 100 tane Arda'mız olmadığı için çok Arda'nın üzerine titriyoruz. Allah ona Allah yardımcısı olsun. Onun ve ailesinin yani çok bunlar Şimdi biz çöldeyiz. Vaha bunlar. Keşke o çölü e, bir ormana çevirsek de tek tek bu çocuklarla bu kadar ilgilenmesek. Ya yani benim tek korkum o. Yoksa onun dışında Allah nazarlardan saklasın. Allah zihin açıklığı versin. Aynen öyle. Allah Allah iyi insanlara denk getirsin. Allah iyi insanlara karşı. O topu golü attı an, evde izliyorduk. Dedim ki Aa, Alex de Souza bu golü attı dedim. Yani hakikaten bir top Topu aldığındaki çevre kontrolü, yani golün dışında da topu dağıtırkenki rahatlığı. Ben tekrar tekrar şunu söyleyeceğim. İrfancan evet abi sen busun. O yüzden İrfan Can kahvecisin. Böyle oynadığın sürece o gol ve asist seni İrfan Can yaptı ki hala daha iyi olabilir. Yani yetinmemesi gereken noktada. Ama ben bu ekranlardan kaçıncı kez övüyorum bilmiyorum ama Mert Hakan Yandaş, seni sonuna kadar savunacağız kardeşim. İlk ıslıklandığı günden beri savunuyorum burada. Çünkü Mert Hakan'a doğru oyun şeyi verildiğinde. Yani sen rolü ver zaman. Rolü ver ve onu o da rolün fazlasını yapmayacak. Yani o golde Arda'ya topu vermeyebilir o. Arda'ya veriyor topu. Arda Atakan'la ilgili zaten yapılan eleştirilerin en başında Sevci'ye oynuyor. Tırnak için öyle bir ifade vardı ya. Katılıyor. Ama e, sahada Mert Hakan bu sene özellikle çok iyi işler yapıyor. Küçük genişliğe gerek yok. Ya, Fenerbahçe çok adı, küçük genişliğe. Mustafa gördü Kemal Atatürk yani. ne demiş? Vatanını en çok seven İşin işini iyi. en iyi yapandır. Tara bir takımın sahadaki en iyi futbolcusu işini en iyi yapandır. Dolayısıyla bu böyle. Ee, Altay'la ilgili ben Altay'ı çok seviyorum dünya yıldızı bir kaleci olacak potansiyeli var ama bu benim bildiğim bir şey değil. Başın, ben bunu zamanında Bayern Münih maçında tweet attım diye beni linç ediyorlardı. Yan toplar ve topu çeldiği yerler konusunu. Gözünü seveyim yani bu gelişmeyecek bir şey değil. O yetenekte bir çocuksun. Yine yan toplar. Alanya maçında da vardı. Milli maçta da mesela verilmeyen bir gol var. O aslında kendi arkadaşını evet. da birlikte adama yumruk atıyor. Devine yani bir gol aslında. Bunlar olmaz. Yarın öbür gün o golleri yemeden önce söylemekte fayda var. Osay Samuel bence yanlış mevkide başlamış futbola. Son olarak da senin sorduğun şeye gelelim İsmail Kartal olayına. Şimdi ben özellikle basın toplantısını izledim. Devrim Zengi diyor ki hocam diyor hani ikinci adam olmam demiştiniz siz toplantılarda ama hani yeni gelecek antrenörün yanında ya, ne diyor, düşünüyorsunuz bu konuda diyor. İsmail Hoca da diyor ki ben başından beri bunu söyledim. Ben ikinci adam olmam dedim diyor. Şimdi Kelimeleri seçerek söyleyelim ama e, gö, aklımıza getirelim. Sanel Koç ne diyordu? Yeni bir yeni bir teknik direktör gelecek ve yabancı teknik direktör gelecek. Hep bunu söylüyor. İsmail Hoca da bu yapının bir yerinde olacak diyor. E insanlar da bunu şöyle yorumlayabilir. Ya ben mesela Devrim Zengin'in sorusunun doğru bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani diyorlar de. ki böyle bir şeyi nasıl sorar diyorlar. Bence Hayır. Ben tebrik ederim kendisini. Ben olsam ben de sorardım bu soruyu. Hani siz ikinci adam olmam diyorsunuz ama yani şeydeki genel kanı nedir? Herkese Löv gelecek. İsmail Kartal da onun ekibinde olacak. Ha, şöyle bir formül olur biliyorum. Löv sportif direktör, işte sahanın kenarında İsmail Kartal kardeşim. olacak falan. Ben bunu daha önce söylediğim için tekrar edeyim. Bu bunun adı dejavu. Fransızca da daha önce gördüm. Yani bazen bir olay yaşarsın, ben bundan önce yaşamıştım. E, geçen sene Emre Belözoğlu'nda da aynısı oldu. Şimdi İsmail Kartal'la da böyle. Sen İsmail Kartal'ı o, o organizasyonun içine aldın başkanın danışmanı dedin, futbol bilmem nesi dedin. Yani ne sıfat koyarsan koy. Oraya da Guardiola'yı koydun, Lövi değil. Hep insanlar böyle en ufak bir şeyde ya İsmail Hoca ile iyiydi, niye olmadı ki diyecek. Hatta işte geçen hafta söylemiştim. Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya, oğluyla birlikte eşekle gidiyorlar. Niye eşeğe sen biniyorsun, o biniyorsun? Şimdi Lövü getirsen, İsmail Kartal'ı oraya getirsen niye öyle oldu derler. İsmail Kartal'ı takımın başına getir. 3 maç sonra abi İsmail Hoca ile olmaz demiştik biz derler. Yani çok zor işler bunlar. Ama zaten yöneticilik de bu yüzden var. İşin ee, işin içinden çıkılacak bir durum değil. Hocanın da e, bu başarıyla birlikte biraz o reaksiyonu verdiğini de düşünüyorum. Yani çünkü ilk başlardaki hani neydi ben Fenerbahçe için hiçbir şey düşünmedim geldim. Sonuna kadar buradayım. Ne olur olur ne karar verirlerse ben de buradayım. Yardımcı olurum. Yardımcı olmak için buradaydım. Buraya geldi. Canı sıkılmış olabilir elbette ama çok konuştum ama şunu söyleyeceğim. İletişim dersi almadan hiçbir şey yapmayın diye biz bu yüzden söyledik. Çünkü bu sorular gelecek. Çalışman lazım. Bu sorular gelecek sana. Biz Arda konusunda ne dedik? Hoca dediğinde ben koruyorum. İnsanlar koruyorum kısmına takıldı. Yoksa hoca deseydi ki fiziken Arda oynayamaz arkadaşlar. Sizin bilmediğiniz bir şey var. Ben de o yüzden oynatmadım. Bak bugün ne diyoruz? Tebrik ederiz İsmail Kartal'a. Haklı çıktı. Arda'dan o verimi alıyor. Ama o zamanki söylemi böyle değildi. Demek ki şimdi yarın da belki bu söylemini de düzeltir. Der ki ben öyle bir şey demedim. O anlamda demedim. Bana bunu sorup durmayın dedim. Elbette en iyisi Fenerbahçe için en iyisi neyse ben onu kabul ederim diyecek belki. Belki de zaten bunu söylemek istedi. Ama iletişim çok değerli. Ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemli. Bazen e, hatta belki de her zaman. Bu, bu noktada belki de hocanın daha farklı açıklamalar Ka yapmasını bekliyordu camiye. Kayseri Fenerbahçe maçında ilgili Cüneyt her şeyi anlattı. Ergin de ben dinleyeceğim ama arada şeyi söylemek durumundayım. İrfan Can Kahveci'ye topu vermeyen kardeşimiz bugün Kayseri'li taraftarlar tarafından ödüllendirilmiş. Hı hı. Yapmayın çocuğunuza yazık ediyorsunuz. O sadece sizin değil alt oynayan ufaklık galiba. Hepimizin çocuğu, rakibin, rekabetin ee, olmadığı yerde ne sporun ne sporcunun olmadığını bir türlü o çocuklara öğretmeniz lazım. Siz aksine Rifancan Kahveci'ye topu vermeyen çocuğu ödüllendiriyorsunuz, evet o çocuğa ya. iyilik yapmıyorsunuz, o çocuğa kötülük yapıyorsunuz. Bu Kayseri'de de kötüdür. İstanbul'un Bağcılar'ında da kötüdür, Suadiyesi'nde de kötüdür, Kadıköy'ünde de kötüdür, Bakırköy'ünde de kötüdür, Beşiktaş'ında da kötüdür. Şimdi şöyle bir şey oluyor çünkü. Kayseri'de bir olay eleştiriyorsun Bravo. ya. Kayseri'lere düşman mısınız? Karşı mısınız? Mesela Konya'da milli maçta bir şey oluyor. Konya'lılar böyle yapmaz. Ya, yaptılar. Arkadaşlar, yani bu Suadiye'de de, de sahip arkadaşlar Suadiye'de de bunlar kötüdür. Yozgat'ta da kötüdür. Aktağ Madeni'nde de kötüdür. Doğru. de kötüdür. Bu Yüksek havada da kötüdür. Bu Sürmene'de de kötüdür. O yüzden Tekrarlıyorum Kayseri'de yapılan işin bugünkü o ufaklığı ödüllendirmenin herhangi bir şekilde sporun içinde yeri yoktur. Kim ödüllendirdiyse ulaşsın bana ben ona daha detaylı bir şekilde istediği üslupta yayında da e, ancak kadarını söyleyebiliriz. Yanlış o çocuk sizin çocuğunuz. O çocuğun yarın bir gün futbolcu olduğu takdirde e, rekabetin ne olduğunu, takımın ne olduğunu, takımdaşlığın ne olduğunu bugün Rakibe topu vermeyen yarın öyle bir egosantrist ve bencillikle kendi arkadaşına topu vermeyecek. İrfancan kahveci topu istiyor. Çocuk bir şey yapmamış. Belli ki çok anladık hepimiz. Yani eşi hamile bir mesaj gönderecek ne oldu? Hepimiz aynı anda anlamışız İrf onu. Evet. İrfancan sonra gitti milyar defa mesajını verdi. Ne oldu yani? O çocuğun kabahati değil. O çocuğu yetiştiren iklim, o çocuğu yetiştiren kültür ve o kulübün başkanı bir hanımefendi, iki tane ya da üç tane çocuğu var. Allah ömür versin. Berna hanım. O çocuğu o şekilde yetiştirirseniz o çocuktan ne futbolcu olur, ne birey olur, ne de doğru dürüst centilmen biri olur. O çocuğa yaptığınız bugün en büyük kötülüktür. Lütfen ben Berna Hanım'dan o taraftar grubu başkanı mı neyse onlara karşı bu bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ve o çocuğu alıp İrfan Can'la bir araya getirin. O çocuk onun kabahati yok. O Sabi Sübyan. O çocuğa diyeceğiz ki oğlum hata yaptın. Bunu da bak hep beraber bu hatanla güzel bir şey vesile oldu. Hep beraber Türkiye için bunu paylaşıyoruz bu hatayı yapma. İrfan Can'la muhtemelen alnından öpecektir, kucaklayacaktır. O işin kapanması lazım çünkü o zaman nefret tohumu ekiyoruz. Zaten ülkemizde yeteri kadar nefret var. Hayatın her alanındaki kutuplaşmadan hepimiz bunalmış vaziyetteyiz. Sportif kutuplaşmadan, siyasal kutuplaşmada artık hepimiz ölmüş vaziyetteyiz. Ne olur ufacık bir tane çocuğu kurtaralım. Berna Başkan'a sesleniyorum. Lütfen o çocuğu alınız. İstanbul'a sık sık geliyor. Çok toplantıları var İstanbul'a biliyoruz. Bir gün İrfan Can'la buluşturunuz. İrfan Can onu alnından öpecektir. Hatta hanımefendi hatta İrfan Can'la beraber çok güzel bir karede verilebilir. İrfan Can hatta maçtan sonra da çok güzel ya. bir açıklama yaptı. Kardeşimiz vermek istemedi. Vermek istemedi de, de. olay o Kesinlikle değil. Dönüş, dönüşte sen o çocuğun yaptığının matah olduğunu ifade ederek çocuğa krampon arma ediyorsun. Bu nasıl bir zihniyettir ya? Tekrarlıyorum. Kayseri'de yani de yanlıştır. Gerekiyor. Konya'da da yanlıştır. Suadiye'de de yanlıştır. Bağcılar'da da yanlıştır. Bak, bak Ergin'e gitmeden önce çok özür dileyerek. Yok, ama. ne, ne çok önemli bir şeyi söyledi şey, me Mehmet Ayan. Şimdi Fenerbahçe kadın futbol takımının maçı vardı. Orada da bir takım olaylar çıktı. Olayı eleştirenlere hemen siz burayı niye eleştiriyorsunuz? Başka yerde olsa eleştirilmiyor. Ne yapayım kardeşim? Benzin döküp kendimi mi yakayım yani? Orada ne? oldu. Ya yani Orada olmuş işte. Yani o maç orada oynanmış. O maçta yanlış bir şey olmuş ve bu eleştiriliyor. Dönelim. Mesela yarın 4 Nisan değil mi? 4 Nisan'da Fenerbahçe otobüsü kurşunlanmıştı. E orada kurşunlandı. Ne yapalım? Otobüsü alıp şeye mi koyalım yani? Antalya'ya mı koyalım? İnsanların şu hassasiyetten kurtulması lazım. Kötü örnekler, yanlışlar olabilir. Ama bu direkt o yani yanlış yapmayanları şey yapacak değildir. Etiketlemiyor. Bunu böyle yapanlar varsa onlar ruh hastasıdır. Yani bir hatadan dolayı bütün bir bölgeyi, her şeyi yanlış gösterenler varsa zaten onları ciddi alarak siz yanlış yapıyorsunuz demektir. Ortadaki aynen dediği gibi Mehmet'in dün ben de izledim. O topu vermedi. Tamam ya oyuna devam ama ee, bir sürü top toplayıcı var. Yarın başka bir yerde başka top toplayıcı gider tekme atar oyuncuya. Aa bu demek ki prim görüyor yani demeye başlar. Ya hatta komik bir şey anlatayım. Ben Hatay Sporu, biz Hatay Sporu zamanında tutuyorduk kardeşim. Kakil vardı <laughs> o zaman. Kakil abi vardı. Mehmet Kakil. Hıdır falan vardı hatta. Bir maçları var. O zaman eski stat böyle. E, ee, kaleciyi de geçti. Kakil. Vurdu topa. O zamanlar TRT şeyde e, Gap TV var. O gösteriyor böyle Anadolu'dan görünüm falan var böyle. Vurdu gol diye seviniyor. Abi top toplayıcı girdi, topa vurdu, çıktı top. Gol veremiyor hakem. Çünkü gol de değil. Evet. Yani top toplayıcılar çok önemli. Şampiyonluğu önler ha. Bak yani bilmiyorum yapmış mıydınız top toplayıcılık? Ben yapmıştım ama. Yok abi. ben yapmadım. Ee, bir yetkili geliyor, size anlatıyor neler yapacağınızı. Ben yani. o kadar üst düzey futbol <laughs> oynamadım. <laughs> doğru. Bak doğru Şöyle. top toplayıcı olmak için altyapıda top oynamak ön gerekiyor. Öndeyken yavaşlatmak. Galatasaray macerası. Yani öndeyken varmış topu rakip takıma yavaş atacaksınız. İşte biz öndeyken daha yavaş olacaksınız. O konuyla konu ilgili ergin vitesin bir bir olay olabilir. var onu anla ergin güzel. güzel. Yani bunu geçen kim tebrik ettiler. Tottenham maçında mı olmuştu ya? Evet. Değil mi? Galiba Ozemovic'in hocamın doğru. Doğru takımın bir parçası ama böyle değil. Mehmet Ayan çok güzel değerlendirdi. E şimdi Fenerbahçe geç geç buldu bu işi. Yani 60'ından 70'inden sonra parayı bulmak gibi piyangonun çıkması gibi yani. Hani 25'te gelmesiyle bu yaşta ne geldi. Ne yaparsın 60'ın çıktıktan sonra gelen parayı? <laughs> yani işte Kemal Sunal'ın çok güzel işlemişti. Hayır Her işlerini harcayacağız. Sen başlama. <laughs> tamam. E, bölmeyeyim. Olur estağfurullah. Ortasından. Şimdi bölmeyeyim reklam şimdi zamanımız diyorsun. gelmiş. Reklamdan sonra Olur. geniş geniş konuşalım. Olur. Şimdi reklamlar. Devam ediyoruz konuşmaya efendim. Ergin Aslan'a pas atacağım ama onun öncesinde bir izleyicimiz Mehmet Ali Bey en direkt serbest vuruşla ilgili Mehmet evet, abinin evet, gördüm gibi pasla ben de onu. ilgili bir konuyu ya, açıkla o... Çok dolaştı. Sadece izleyicilerimize Dinleyelim. ekstra bilgi verelim. Ee, rakip kale sahası içindeki çift vuruşta vuruş söz konusu olduğu zaman bu vuruş altı pasın yani ön çizgi üzerinden yapılır. Yan taraftan yan çizgiden yapılmaz. Tekrarlıyoruz. Rakip kale sahası içindeki çift vuruşta bu vuruş ön çizgiden yani altı pas çizgisinden yapılır. Zorbay küçük yan çizgiden yaptırdı. Hücum eden takım rakip kale alanı içinde bir endirek serbest vuruş kazandığı takdirde vuruş altı pas çizgisinden yapılır penaltının penaltı atışı noktasında üzerinden atılma zorunluluğu gibi birçok hakem atölyesi zaten benzer cümleler, hatta aynı cümleleri paylaştı. Dolayısıyla bu kural hatası olur mu olmaz mı? Hakem hatası. O gargaraya gelir hakem hatasına girer. Hakem hatasına girer, geçer, gider. Beşiktaş'ın kazanmış olduğu bu arada tabii kişi ornoklara kutlamak lazım. O geri pası çok iyi gördü. Ama sonuç itibariyle kullanıldığı yer yanlıştı ama Ergin dediği gibi hakem hatası gelir. Hamhum olup gider kural hatası olan. Teknik açıdan da bu konuyu Ama tabii şimdi tekrar o Ergin az önce sözünü ettiğiniz konulara gelirsek 13 tane hakemin hakemlik hayatını bitiriyorsun. Kalanlar bunlar. Kalanlar bu işte. FIFA hakemi bu. Bu senin FIFA hakemi. Ki bu yetenekli bir hakem arkadaşımızdı. Ondan sonra o da herhalde Eyyem'e dayalı hareketler grubuna girdi. Sonuç itibariyle. Elindeki malzeme bu. Yani Cüneyt Çakır'ı, hadi Fırat Aydınçı saymayalım o sezon sonu. Cüneyt Çakır'ı, şey, Ali, aman Ali, Ali Palabı'yı kenara bırakıyorsun. Bunlarla maç yöneteceksin. Ee, Yani neresini neresinden tutacaksın ki? Tekrarlayalım. Hakem, milli takım, yayıncı kuruluş. 3'te 0. Daha bir ileri gitmeye. Türkiye Futbol Federasyonu hakemde, milli takımda yayıncı kuruluşta sınıfta kaldı. Daha nerede sınıfa geçeceksin yani? En önemli detaylar. Biz küçükken 5 üzerinden 2 vardı. Geçer vardı. Hmm. Ee, bunların bırak geçeri jokeri bile yok yani. Hoca taktı hoca yoksa iyiler. <gülüyor> geçeri <gülüyor> bırak <gülüyor> jokeri evet, bile yok. Sendeyiz. İsmail hocam Güzel kazandıkça şey de artıyor yani demeçlerin dozajı da yukarıya çıkıyor. Şimdi İrfan Can'la ilgili de demişim Cüneyt abi söyledi eğer teklif gelirse gidebilir falan diye öyle kolay değil. Öyle bir şey duydum tabii şimdi ha, birileri tamam. demesin yani. Yok hani zaten Mesut İşler değişmiş Ozan olabilirim. bu konuda kullandığı inisiyatif bu maçtan sonraki ses tonu. Ben mesela şeyi net duymamıştım söylemiş hocam ama ben mesela ikinci adam olmamı bu kadar net ve yüksek perdeden hiç duymamıştım İsmail Hoca. Ne abi. zaman söyledi mesela? demiştir belki de ben duymadım bu kadar yüksek perdeden. Aynen. İki, yani İsmail Hoca güzel eyvallah ama Fenerbahçe için 5 galibiyet seri almak mesela altta 5 almak normal olması gereken şey Fenerbahçe kalibresindeki bir takım için. E, şimdi Avrupa Şam Kupası, Türkiye Kupası bunlardan da e, elendi yani baktığınız zaman İsmail Hoca döneminde Fenerbahçe. Geç buldu merkezi ama kim derdi ki mesela 8'de orta sahanın içinde iki tane adam çıkacak ve bunlar Crespo ve Zayis olacak. Bu deneme yanılma yöntemiyle bu haftalarda en fazla en şey bulundu. Bu da artık iş işten geçmiş oldu. Mesele ki İsmail Hı -hı. Hoca'nın ben devam edeceğini düşünmüyorum. Seneye bunu doğru kurguyu bozmadan hoca değiştirsen de doğru bulduğun şeylere bozmadan etrafını süsleyebilmek. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda rahatlatan şey yüklerin sırttan atılması. Ne demek bu? Rol çatışması çok fazla yaşanıyordu. Orta sahada Bravo. Sosa, Gustavo, Mesut Baktığın zaman. Bu arada Gustavo takımda hiç yokmuş Heh, gibi. Ya bu, bu... Yine adam girdi bir hareket yaptı, yaptı. ya. Bir tane top attı evet. araya. Bayıldım topa. <laughs> evet. <gülüyor> Şeydi yani rol çatışması diye bir şey vardı. Şimdi orada bir esas olan lazım bu tarz takımlarda. Bu esas olan başrol oyuncusu da çok fazla olduğu zaman da kargaşıyor. Şimdi teke yazıyoruz. İrfan Can Kahveci böyle bir adam zaten. Başakşehir'de de buydu. O da rahatladı aslında. Evet. Gölgede kalıyordu. İkincisi Sivas Spor'da siz başrol oyuncusu olursunuz ama işte Emre Kılıç, Mert Hakan bazen o bazen o. Şunu iyi yapıyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu olarak faydalandığın zaman Mert Hakan'dan müthiş. Çünkü o şeyi var çocuğun. Allah var şimdi hiç savsakladığını göremezsin. Bravo. Hani eli belinde gezmez yani. Bunu zaman İcadeli, zaman sosa yapar, Gustavo yüz yapar. Hiç yapmaz. Şimdi İrfancan'ın hegemonyasında onu da kabul etmesi bu, bu çok güzel bir şey. En iyi yardımcı erkek oyuncu Oradan iyi bir iş çıkıyor artık Fenerbahçe'de ki maçları büyük oranda Fenerbahçe oradan kazanıyor. Öz, özgüven meselesi önemli. Dejavu mu yaşayacağız? Bunu göreceğiz. Çünkü... Ve risk almamak için Emre ile yolları ayırmıştı hatırla. E, onu söylemişti açıkçası. Tabii yani. Bunların hiçbiri şey ekleme değil. Gücenmece yok. Ali Bey baştan beri söyledi İsmail Hoca'nın sezon sonuna kadar. Tamam İsmail Hoca da bunu bilerek geldi buraya. Şimdi kalan maçların hepsini de kazansa ben İsmail Hoca ile devam edileceğini düşünmüyorum. Oldu ki devam ettin. Yani Ağustos'un ortasında Eylül'de hikaye yine bambaşka bir yere gidebilir. Burada kararın net olacak. Ben çok devam edileceğini düşünmüyorum. Edilmeli mi? Bilmiyoruz ki. Yani çok bu, bu bu performans sezonun bu haftalarında tamam ama bir sezon başlangıcı dediğim bir şey vardır. Yeni Sen kurulacak kadro yaşayın. vardır. UEFA'dan da elendi. Zira Türkiye Kupası'ndan da elendi. Evet. Ee, özgüvenini yakalaması, takımın iyi, hocanın takım üzerinde kurduğu otorite bunların hepsi güzel. Mesele Ali Bey'in 3 sezondur yaptığı şeyi Haziran ayında Haziran ayı çok önemli burada yapmaması. Yani doğru olanlara en azından dokunmaması. Doğru işleyişe dokunmayıp etrafını süsleyebilmesi meselesi. Arda'yı da güzel bir hayranlıkla izliyorum. İnşallah yolu bahtı açık olur çocuğun. Onun dışında Fenerbahçe bundan böyle 20. haftalarda falan bu hikayeyi konuşsak işler daha lig bu kadar bu kadar kopuk olmayabilirdi yani Fenerbahçe. Biraz geç bu işi toparlayabildi Fenerbahçe. Ama iyi yani burada özgüven meselesi bir takım neyi yapabileceğini görüyor olması yükleri atması bazen eklemek yerine yükleri atmaktır aslında sizi yolunuzu hafifleten şey. Fenerbahçe biraz onu yaptı. Ayağına dolanan pranga gibi durumlar vardı yani Fenerbahçe'de. E hoca da tabii eli güçlendi. Eli güçlendikçe kadro dışılar işte bu üst bardadan demeşler falan. Bunların hepsi Fenerbahçe için şu anda iyi görünüyor. Yol bu iyi görünüyor. Mesut Özil'in tekrar takıma geri dönüşü söz konusu olacak mı? Öyle bir Sen söyle de onu ben şunu söyleyeyim mı? öyle. Yok yok bir şey demeyeceğim. Bak İsmail hoca keskin kararları üzerinden yönetim karar almamalı. Ne demek İrfan Can'a teklif gelirse gitsin. Ya da işte bir hoca gelecek, belki Ozan Tufan başka bir şey diyecek. Mesut için başka bir şey söyleyecek. Bilmiyoruz biz bunu. O yüzden keskin kararları yani bir sonraki sezona ya alıyor mesela, alıyordur ama işte yani. hocanın tavsiyesiyle bir şekilde alıyor gibi görünüyor. Keskin kararları bir sezona sonra taşıyınca keskin kararları İsmail Hoca'nın e, bu kadar keskin e, yana, e, tavsiyeleriyle anlamalı çünkü bu kadar kolay değil ciddi yatırımlar var orada yani ona da teklif gelirse gitsin bunu e nasıl gitsin abi 5 milyon euro 6 milyon euro 7 milyon euro nasıl ödeyeceksin sen bu paraları bu zararları karşılamak da kolay Ozan'la İrfan belki de toplasan 20 milyon euro olan bir maliyeti var. Doğru. Yani o yüzden ve seneye de dövde çıkacak yerli oyuncu sayısı sahadaki sayı o açıdan Fenerbahçe'nin orada ciddi bir planlama gitmesi gerekecek. Ben şunu du duydum. Bu konunun şeyine bakınca gerisine. Yani işte Mesut Uzun söylediği sözler var. İşte Ozan'a diyor ki hoca Ozan hani tebrikler Konya'yı yendik diye hocam zahmet ettin önümüzdeki maç alırdın diyor. İşte İrfan da orada gülüyordu falan diyorlar. Hani o ara öyle bir şey oluşuyor. Mert Hakan da aslında oradayken ama Mert Hakan ben kendim işime bakarım dediği yönünde. Tabii ki bunlar değişir. Ama senin söylediğine istinaden mesela İsmail Hoca'ya şey sordular. Mesutlu olsan o da yönetimin kararı bunlar dedi. Yani Bu kararları senin dediğin gibi e, seneye çalışmayacağın hocanın raporuyla almazsın zaten. Alıyorsan hata yapıyorsundur ama şu ana kadar yapılan şeylerde pek bir şey olmadığı için Fenerbahçe'de. E... Bir de şeyle kazanıyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani Fenerbahçe'de şu geldi geri. E, ya kazandığı maçlarda da böyle yıldırıyordu izlerken Fenerbahçe. Bravo. O kadar ayağına kum torbası gibi bağlanmış, evet. ununu unun elemiş, eleğini asmış, umursamaz. Ama şimdi o presi görüyorsun. Ben izledim Kayseri Spor maçı. İlk yarısı özellikle yani dörtlü baskı, beşli baskı falan bunların hepsi gerçekten çok önemli. Yani bunları başarabilen hoca zaten yol alıyor yani. Bunu oyuncuda demin İsmail Hoca için de Valerin İsmail için söyledim. Derbi geliyor. Gerçek İsmail benim diye bakalım hangisi diyecek. Hakikaten bu e, Bunu oyunculara hissettirip sahada uygulatıyor olmak önemli bir şey. Biz Merdal Vahit yazmıştı. Hı -hı. Mesela en fazla değişen şey Fenerbahçe'de de pas sayısında azalma var. Öne doğru oynuyor Fenerbahçe. Yani en fazla istatistik olarak değişen şey bu diye. Tabii ki oyunu etkiliyor. Direkt oyun dedikleri. Ve daha sakinleşti Fenerbahçe artık. Kadro açısından baktığınız zaman işte Stres'ten uzaklaştı. Ve Yalnız yine galiba sağ Sayın daha Ali Koç bir oyunu hatırla getiriyor. geçen sene demişti ki 3 ya da 4 oyuncu alacağız. Kadronun 175'i tamam biz şampiyonluğa oynayacağız demişti. Şimdi yine şey demeye bak yani Kıbrıs'ta sanıyorum bunları söylemiş. Bunlar tabii artık sosyal medya var. Herkes ya herkes her şeyi yazıyor, ediyor. İşte bir sol alacağız. İşte bir forvet alacağız. alacağız. işte falan yine 3-4 oyuncuya döndü Fenerbahçe. Bakalım. Mihazais, Mihazais, Mihazais. Meselenin çıkışı odur. Elbette ki e, Crespo'nun büyük oyununa saygı duyuyorum fakat Crespo'nun büyük oyununu Mert Hakan da yapar. Bunu küçümsemek söylemiyorum. Hı hı. Çoğu insan yapabilir. Crespo büyük oyuncu. Büyümüş. Büyümüş oyuncu. Galatasaray'da Berkan gibi çok dinamizm katan bir oyuncu. Fakat sen Crespo ile yakaladığın bütün dinamizmi orta sahanın çoğunluğuyla az önce Cücret'in sözünü ettiği dikine oyunla az topla temasta kale ağzında buluşturup golle buluşturduğun oyuncu hı. Miha Zayster. Yani şunu e, izleyicilerimiz artık durmaktan sıkılmıştır. Ağzımızda tüyü bitti ya. Miha çok iyi adam, çok iyi, oyuncu, çok, iyi oyuncu, çok iyi oyuncu, çok iyi oyuncu, Yani ya çocuk bir de gelişiyor, zenginleşiyor, olgunlaşıyor ve Fenerbahçe'yi büyütüyor. Tekrarlıyorum bu Crespo'yu küçümsedim de ama Crespo'dan çok var. Crespo ile ilgili sürekli gidip gelen oyuncu bulursun. Fakat Miha Zeiss gibi oyuncuyu hem scorer edecek hem ayna topu doğru kullanacak. Hem iyi diyere top atacak. Mesela Rossi'nin büyümesinde de Crespo'nun çok etkisi var. Çünkü öyle bir yerde oynuyor Crespo. tırmak için de 8 numara diyelim hadi. Crespo pardon şey Zays. Crespo 6, Zays 8, İrfancan Can 10 gibi değerlendirelim. Hak Mert Hakan'la sağ iç sol iç gibi oluyorlar evet. Dönüyorlar Mert Hakan'la şey diyor, O Rossi'yi de hareketlendiriyor. Rossi'nin de ne kadar hareketli olduğunu görüyor. Çünkü ön tarafta insanlar biliyor ki Fenerbahçe'de oyuncular. İrfan'da, Serdar'daki Serdar da çok yardım etti. Ya top arkaya düştüğü zaman bizde iki tane oyuncu var. Birinin ayağı iyi, birinin ayağı daha kötü. Ama ikisi de gelip top alabilirler. Hem Zayt hem Crespo. 6-8, 8-6. Yani bayılıyorum. Ve Zaytistan belki Fenerbahçe ve daha çok faydalanabilirdi. Işte Kivaya vermişti ya, hatta. Yani o... Geldiği dönem. E, Yine Vitor Hocam oynatacağım yollamayın dedi. Onu da bir kenara yaz. Orada yazıyorum. da bir işte, dün akşamki maçındaki Berkan performansı. Bence dün akşam Galatasaray maçında da Berkan Kutlu'ydu. Peki, tam Sırf tam, bu olaydan dolayı. Sadece A şunu noktada, söyleyeyim. Ali Koç'un de Sayın Ali Koç'un açıklamalarından biri de şeydi. İlk defa şans yüzümüze güldü Kim binciye de Şans değil o. Yani Vitor Pereira aldı. Bilgi o. Doğru seçim. Bilgi bilgi. Net bir şekilde yani hocanın Vitor Pereira'nın gönderilmesi yanlıştı olduğu... demiyorum ben. Sonucunda buraya olabilir. Onun da çok büyük Hı -hı. hataları olmuştur ama Kattıklarını da yok sayamayız. Svesbo, evet, bu Kim, Doğru. Rossi. Yani bence Fenerbahçe için sezon... Ya o say Samuel'i de o oynattı orada evet. yani. Evet. Ferdi iyi oldu oynatan olduk. o. Bekle oynattı yine. Evet. Bence hocanın katkısı büyük. Belki gidişatı iyi olmadı. İnsan ilişkileri, oyunda esnek olmaması bunların hepsi eleştirilir. Şimdi biz şeyi merak ediyoruz Mehmet abi. Bence Mustafa, yani çalmayayım özür dilerim ama. Doğru Galatasaray'ı Hani oradaki bir seçim satına girildi hmm. be bir dakika, dakika ya çok sonra şey. daha önce onu Evet tabii gibi. maç zaten hani maç. Ya. Bence Aa, biraz orayı. Berkan Kutlu. Maçla ilgili tek o söyleyeceğim benim. O, olur. ben kendi hakkımı söyleyeyim. Mehmet abi uzun uzun konuşsun çünkü Hı -hı. onun bilgilerine ihtiyacımız var. Ya futbol rakiple oynanıyor. Yani Volkan Demirel'e çok büyük saygı duyuyorum ama Sivas galibiyeti, Malatya galibiyeti ve Kayseri galibiyeti İç Anadolu Turnesi sayesinde durumu kurtardılar. Peki Mehmet abi sendeyiz. Maçtan ee, ya, daha yok, çok şey. Ya Maçla ilgili anlatacağım bir şey yok benim zaten ama Galatasaray'ın akşam öyle e, muhteşem bir oyunda falan kazanmadı. E, Galatasaray'da akşam kazanması gereken bir e, klasik e, mutat derler eskiler. mutat bits amaçını kazandı. E, ve bundan sonra gelecek seneyi planlaması lazım. Ama kimle planlayacak? Şimdi e, 4 Nisan saat 12. Özellikle söylemem lazım. Çünkü e, Galatasaray'da çünkü sabaha karşı bir şey değişebilir ama <laughs> Özellikle 4 Nisan'ı 5'e bağlayan, 5'e 6'ya, 6'ya 7'ye, 7'ye 8'e bağlayan gecelerde Galatasaray'da çok kulis olur ve hala da kulisler devam ediyor. 8 Nisan 23.59'a kadar yok. mı? Yok, 17. 7 Nisan 23.59. Yok, 8 Nisan saat 17'ye kadar. Heh. Peki abi bu liste yenilenebiliyor mu? Kesin liste mi? Kesin liste. İçeriye veriyorsun Oo. canım. Yani içeriye kesin Hatta bugün veriyorsun. şeyi bile gördüm. Abdurrahim Albayrak'ın falan olab olamayacağı aday. E, o e, işin İbrahim'le ilgili ama ben Burak Bey'in e, işi o tarafa taşıyacağını, Abdurrahim Bey'in öyle bir hukuki sıkıştırmaya gideceğini düşünmüyorum. Şimdi an itibariyle Galatasaray'da iki tane aday var. Bu iki adaydan bir tanesi Sayın Eşref Hamamcıoğlu, bir tanesi Sayın Metin Öztürk. Çok açık söyleyelim. Ne Eşref Hamamcıoğlu'nun ne Metin Öztürk'ün gelecek seneki Galatasaray'ın ekonomik gücünü taşımaya herhangi bir güçleri söz konusu değil. Ama ikisinin de bulabileceği bir takım maddi kaynaklarla, kişisel varlıkla dıştaki maddi kaynaklarla bu organizasyonu yapmaları söz konusudur. Şu anda Galatasaray'da baştan aşağıya konuşulan şu. Ben bunu bir haftadır anlatıyorum. Hatta seçim kararı alındığı günden beri anlatıyorum. Dursun Özbek'i bir kenara bırakamazsınız. <laughs> Az önce Ergin isim vermeden söyledi ya. Ben onu açık açık söyleyeyim. E, Göksel Gümüşdağ çok küçümsedi Türk futbolu. Yani Göksel Gümüşdağ rağmen bir şeyler yapabileceğini çok düşündü. Göksel Gümüşdağ rağmen bir şey yapamadılar. Tahkimden döndü o kararlar. Kapat parantez. Yani Dursun Özbek'i pek yok sayamazsın Galatasaray'da niye çünkü Dursun Özbek Galatasaray'da en son içeriye koymuş olduğu paralardan 13 milyon eurosunu geri de aldı. Yani 20 milyon euro para koymuştu. İşte bağışlar, şunlar bunları, Snyder'ın cezası falan filan onlar, Selçuk Snyder 13 milyon euro parasını da geri aldı. Yani aslında Özbek Holding'in kasasında bir 13 milyon euro para var yani. Belki Galatasaray'a e, harcanabilmek üzere. Şu anda adaylar arasında Yunal Bey'de olmayacağını söyledikten sonra adaylar arasında adı geçen ama resmi adaylı olmayan bir de benim çok yakın çevresinden net bir şekilde duyduğum şekliyle Sayın Dursun Özbek'in yani tek adam tek aday olarak girmek istediği bildiriliyor. Çünkü Dursun Bey e, hatta çok yakın çevresi şunu ifade ediyor. Ya biz seçim döneminde daya yedik. Artık böyle şeyleri ruhumuz kaldırmıyor. E, bir seçimden ziyade bir seçine girmek bizim için daha iyi mantığıyla sanki e, o tarafta öyle bir seçimsiz e, biz tek aday olalım gibi bir duyurum söz konusu. Ben Metin Bey'in ya da Eşref Bey'in buradan çekileceğini düşünmüyorum. Ama Metin Bey ile ilgili fazla bilmek fakat Eşref Bey ile ilgili bilgim var. Çünkü hepsiyle röportaj yaptık. Eşref Bey tamamen benzetme için olumlu anlamda söylüyorum ki ben buna bayılıyorum bu kafaya. Ee, tamamen böyle emekli albay kafası var. Yani bizimkilerdeki sabrı bey aslında. Şey e, sevgili Eşref Amamcıoğlu. Kuralları doğru kural, uygulayan kural, esnetmeyen. Kuralcı, esnetmeyen, azarcayan, tasarruf isteyen, asla ve kata e, ilk planda Galatasaray'ı ekonomik anlamda büyütmekten ziyade varlıklarını toplayıp daha sonrasında küçülerek büyümeyi hedefleyen ve bence çok doğru yapan bunu tekrar söylüyorum ben de onu yapardım. He camia buna ne kadar cevaz verir vermez bilmiyorum ama Galatasaray seçimlerinde tıpkı bu son seçimde olduğu gibi son ibrasızlıkta olduğu gibi sadece kulüp ve saha başarıları değil. Yani mesela Galatasaray'da 62 kişi konuşmuş yanılmıyorsam ben takip ettim. Evet. Sürekli ben hepsini izledim. Kaç tanesi acaba sadece ligdeki Galatasaray'ın 15.'liğini dert etti kendine? Hiçbiri. Yani bu Galatasaray'da diğer kulüplerden başka olarak sadece ekrana bakılmıyor. Hatta sana şunu ekleyeyim. Genel kanının aksine Fatih Terim'in yollanması çerçevesinde zımnı olarak Donay da var diyorsun aslında. Yani kimse Zıbrı, niye Fatih Terim'i gönderdin demedi, demedi. Değil mi kimse. Şimdi dolayısıyla şimdi arkadaşlarımızın da Hatta lütfen işten günü de değerlendirirseniz Mehmet Bey. Yok <laughs> çok önemli ama yani ee, şimdi yok sayamayız ki. Dursun Özbek Tek aday olacak mı sorusuna ben Dursun Özbek tek aday olmak istiyor şeklinde net bir cevap verebilirim. Ha aday olur olmaz Galatasaray'da dediğim gibi şu an itibariyle daha 4 insana girdik. 4 gün daha var. Işıtan Gün meselesine gelince. Işıtan Gün benim tanıdığım bir insandır. Muhabbetim olan bir insandır. Konuştuğum bir insandır. Işıtan Gün yaptığı açıklamalarla Galatasaray'da çok büyük bir ee, cephe açmıştır. yare açmıştır ve 3 gündür ben Işıt Gün'den şunu bekliyorum. Sevgili Işıt Gün. aynen Şükrü Hanedar'ın sözünü ettiği gibi. Lütfen elinizde Galatasaray'ın yaralanmasına, Galatasaray'ın bilerek, isteyerek ya da bilmeden zarara uğramasına dönük bir raporu konu edeceğiniz belge ve bilgi varsa istirham ediyorum. Galatasaraylık adına bunu savcılıklara veriniz. Florya'da Fatih Terim mi yanlış yaptı? Şükran Eder mi hata yaptı? Abdurrahim Albayrak mı yanlışın içinde bulundu? İstirham ediyorum bunları savcılıklara veriniz ki o irini o cerahati fışkırtınız ki Galatasaray'ın geleceği kurtulsun. Florya'da eğer bir oyuncunun menajerine 3 yerine 5 bir oyuncuya iki yerine dört lira verilmişse bu Galatasaraylı tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. İstirham transfer ediyorum. Transfer çetesi lütf, kimdir? Lütfen bunu bu transfer çetesi başta olmak üzere bütün hususlukları, yolsuzlukları rapora konu ettiğiniz, başkana sunduğunuz gibi istirham ediyorum savcılıklara sununuz. Bundan en çok da Fatih Terim mutlu olacaktır. Çünkü kendisi ve organizasyonla çünkü Florya Fatih Terim demekse bir şey var, i̇tham. saldırı var, itham, itham var. Belki Burak Elmas da zan altında kalıyor burada. Yani bu rapor verilmiş, o da de, hasır altı etmiş bir de onu Bir kere daha altını istedim. Arkadaşlar raporun verilme günü 24 Haziran, raporun ee, çıktığı gün diyelim artık 21 Haziran. 19 Haziran'da kongre var. 21'inde e, Işıtan Bey Flora'ya gidiyor. Fatih Terim, Pazar şimdi gidiyor, Işıtan Bey'e de gidiyor. Yani o kadar bilgi, o kadar belge 19'undan 24'üne toplanmaz. Burada daha önceden oluşturulmuş bir yapı var. Yani bir bilgi akışı var orada. Sayın Işıtan Gün bunlara hakim de olabilir. Yani 19'undan önceki bilgilere hakim de olabilir. Çok net bir şekilde en çok mutluluk duyacak olan Fatih Terim'dir. Lütfen elinizdeki tüm bilgileri, tüm belgeleri Galatasaray Genel Kurulu falan filan değil. Lütfen savcılığa paylaşınız. Galatasaray'da hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk, itham, iddia varsa savcılık ortaya çıkarsın. Eğer Galatasaray'ın bir kuruş tüyü bitmemiş yetiminin hakkı varsa bunu Fatih Terim de yiyorsa o Fatih Terim'in de o Galatasaray'ın da o Abdurrahim Albayrak'ın da o tüyü bitmemiş yetimlere hakkı günahı borcu vardır. Hatta şunu soralım. Şimdi Burak Elmas, Sayın Burak Elmas'ın yönetiminde ıştan gün neredeyse ikinci adam falan gibi değil mi? 26 Mart saat 15'e kadar ikinci adamdı. Tamam. Yok şunu söyleyeceğim. Fiili <laughs> ikinci adam. Şimdi biz Lik Radyo'da beraber çalışıyoruz. Bir konu hakkında X bir kişi hakkında benim fikirlerimi sen biliyorsun. Ve sen diyorsun ki biz o kişiyle seçim vaadin senin. Ben Aynen. bu kişiyle bu arada bu X kişi konunu X dediğim yani şey için söylüyorum. Bizim örneğimiz de yani. Ben Fatih Terim'le çalışacağım diyor. Seçim vaadi bu yani Burak Elmas'ın. Ama ben de iki numarayım diyorum ki abi burada böyle böyle şeyler var. Senin dediğin gibi bir günde çıkmamış konular. Biz bunları mutlaka konuşmuşuzdur yani. Bir anda ben bunları böyle bir 180 derece dönmedim. Nasıl her ikisi aynı anda oluyor? O zaman şu soru akla geliyor. O zaman 19 Haziran seçimi öncesinde Burak Elmaz Fatih Terim ile sandıktan çıkarken ve yine 19 Haziran öncesinde Burak Elmaz Işıtan Gün beraber olduğu bilinirken bu rapor ortaya çıkıyorsa acaba Burak Bey Fatih Terim'i bu rapor ve çeşitli nedenlerle tırnak içinde yemek mi istedi? Bir şey daha bu rapor geldiğinde Haziran'ın 24. sonu 24'ü ve yeni transfer dönemi Henüz e, Galatasaray başlamamış transferlere. Değil evet. mi? Şimdi sadece Alpas'tan olur. Sonra gidip Kediye giremedi. Ha, bir sürü transfer yapıldı Bravo. o dönem. Bunu. Işte. Burak Bey'de, Işıtan Bey'de, o dönemki profesyonellerde, Fatih Hoca'da yani beraber yapıldı bu transferler. O transferler yapılırken Işıtan Bey yöneticiyken o transferler yapılırken bir dönem önce bahsettiği ben kullanmıyorum onun tabiri diye çete. Bravo. Tırnak içinde söylüyorum. Mesela onlar mı dahil oldu? Kim yaptı mesela o transferleri? Bu sezonki 6-7 tane transfer. devam edelim. Hatta bir daha geriye gidelim. Fatih İşbecer Galatasaray fakirleşirken birileri zenginleşmiş miydi? dedi. Fatih İşbecer silindi. Bu yönetim 40 milyon euroluk e, menajerlik neyse yani bir, bir, önceki yönetim. Yani bir la, falan ya yani bir yani Açıklandı. Bir yani, açıklandı, kol, açıklandı ve bir, bir, anda bunlar siliniyor. Bir, bir şey var burada. Yani e, Ergin'in dediğinden hareketle yani açık konuşalım. Senaryo şu. Bizim yazdığımız program içerisinde yazdığımız senaryo. Başını kışını kaçırmadan söyleyelim tamam mı da. Biz Hı. Fatih Terim'le beraber sandığa giriyoruz. Şıtan. Bak Fatih Hoca ile ilgili bunlar 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 da var. içeriden aldık. Bir sette hocaya transfer yaptırıyoruz. Bekalelerle falan. Sonra hocayı yiyoruz. Bu mudur yani? tabi canım. Yani çok Bu mudur çok yani? doğru. Yani göz göre göre. İki set çünkü Ergin'in dediği çok doğru. Sonraki setlere Bekaliler falan işin içine giriyor. Yani bizim romantik arkadaşlarımızın 4 Eylül günü Fatih Hoca'nın doğum günü kutlamasına geldiğini zannettikleri... <laughs> Popesku'yla hacı. <laughs> hacı. Ee, Arkada yani... Bekali oturuyor aslında. <laughs> Sen nedenle. bunu söyledin. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin. Ee, ama Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak sorusuna biz gelecek hafta bugünlerde cevap veremeyebiliriz. Ama Dursun Özbek'in adaylığı şu anda camianın gündeminde. Ee, tekrarlıyorum, özet olarak Dursun Bey'in ve yakın Ben Dursun Bey'le konuşmadım. Yani konuşabilirim ama özellikle konuşmadım ki 8'ini bir görelim. E, Dursun Bey'in yakın çevresi e, tek aday olmak istediklerini bildiriyorlar. Dursun Bey'in yakın çevresinin bu e, görüşüne de Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ne kadar katılır bilmem. Fakat e, Eşref Hamamcıoğlu göreve gel gelirse iki şey vaat etti. Hala da o bir sene sonra o vaatlerin arkasında olacağına inanıyorum. E, benim için maalesef Fatih Hoca yok. Ama benim için güzel e, şey var ekonomik bir denetim var. Yani Sabri Bey geliyor yani. Daha sıkı Eğer bir Eğer Eşref Bey gelirse Sabri Bey geliyor. Torrent kesin gider mi? Kesin gider. Hmm. Peki bu şey Metin Bey çekilmeyeceğini bizzat tekrar etti. Olur, olur. Ee, hani o rahmetli Süleyman Demirel der ya siyasette 24 saat çok uzundur diye. E i̇şte burada da bilmiyoruz tabii. başka ikili ilişkiler e, yine birleşmeler olabilir ama katli olarak Deklere etti Metin Bey. Belli ki seçime girecek. Dursun Bey'in de katli böyle bir beklentisi varsa tek gideyim hani beni gösterin aday cami abisi olarak falan diye. Demek ki aday olmayacak. Eşref Bey ile Metin Bey'in e, yarışında bir önceki dörtlü beşli seçime gidersek Eşref Bey'in de daha fazla oy aldığını Bravo. düşünürsek burada Yine önde mi buradan şeye varabilir miyiz yani Eşref ikili seçimde? Bey, Eşref Bey o klasikleşmiş kemikleşmiş e, lise grubunun gerçekten çok kıymetli bir değerli bir ağabeyidir. Doğrudur çıkarttığım mantıkla geçen seçimlere 15 oy olmuş bir adam şu anda seçim önünde gitmek, gitmek, gider gibi görünmektedir. Ama öyle bir durum ki ilk set 8 Nisan ve inan 29 Nisan gecesine kadar ben bunu dayan şimdi için biliyorum. 29 Nisan gecesine kadar Galatasaray'da tekrarlıyorum bir yıl bir gündür. Galatasaray'ın e, kimine göre diyelim 20 milyon taraftarı kimine göre 30 milyon var ya da 10 milyon hiç önemli değil. 2500 kişinin oy verdiği biri mi Galatasaray? Ya bu bu asıl bu ayıbı düzeltmek lazım bu ülkede. Ama burada şeyden bahsetmiyorum. Bak şu kolaycılık çok yanlış. Bunu daha, daha önce Serdar Eder abi rakamlarını vermişti. Galatasaray'da liseliler yo Hayır kardeşim o şey belli. Liselilerden gelen Üye sayısı belli. Liseliler dışındakiler daha fazla. Ee, Sonuçta Serdar Başkan liseli değil bildiğim kadarıyla. Hayır ayıp çıkmıyorlar. Yani Kim? gidip oy kullanmıyorsanız. başkan herhalde liseli değildi. Mustafa Bey de liseli değil. Burak Bey bilmiyorum. Burak Bey de Yok diyeyim, değil o değil, da şey de, ya evet. usura, Ama Serdar usuruyor. abi orada çok güzel bir kelime oyunu yapıyor. Akıllı bir adam olduğu için. Galatasaray siyaseti Türkiye'de en iyi bilen adamdır Serdar Eder. Kesin. Bak Çok kesin. Ne diyor biliyor musun? Ya diyor rakamlara takılma şimdi. Bin kişi varsa diyor bunun 450 tanesi liseli diyor. Doğru. İyi de kalan 550 kişinin yaklaşık 350 tanesi liselilerin birinci derece akrabaları. Hmm. Orada ben çünkü diyorum. bir üye kolaylığı var. Ama ben diyorum Liseyi ki akrabaları. mesela ben de üye olayım diyorum. Kaç ben. üyesi var Galatasaray'ın? Şu an 12.000 15.000 mi var? Mı? Kaydı açık galiba. Yani aidat ödemiş şey yanılmıyorsam 9.000 falan. 9 9.000 ama o 9.000 kişi oy kullanmıyor işte. Ve bir tüzük çalışması vardı Burak Elmas. Dönemde. Ve yeni yasayla galiba değil mi üye sayısında da da bir şey olacak galiba. Yani. Üyeler üyeler ne olacak? Tekrar okuyor efendim. Ne olacak o üyeler? Hangileri? Kulüplerin üyeleri şu an ne olacak kongre üyeleri? Şey olunca mesela AŞ derneği yeni yasayla beraber. Yani Çıkarsın. Ayrıcalıklarınızı kaybedeceksiniz. Yok, ne olacak mesela onlar hissedar ortak mı olacaklar yani Yok nasıl olacak? Bak bak bir nasıl belli. <gülüyor> 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 nasıl? Bir de mesela Galatasaray'ın şurada tüzük Oğlum, tadile... herkesi kurtarır yine yine <laughs> olan bir şey. <borc. gülüyor> sana borç kalır. Çok, Bo bravo, bravo, Sen borcu ortak <laughs> borcu ortak alacağı değil. Katli surette bir tüzük tadiline ciddi ihtiyacı var. Çünkü Garip bir sene sonra aynı şeyi konuşacağız. Zora sokuyor. Çünkü böyle. kim seçilirse seçilsin. Belki Dursun Bey'in işte seçildiği takdirde, aday olduğu takdirde bir kasak olaylı. Ama onun dışında Metin Bey ya da Eşref Bey seçildiği takdirde de benzer şeyleri konuşacağız. Çünkü Şu, parası tarafı. Şunu da cevapla yakalamışken Mehmet Ayan. Ben mesela şunu düşünüyorum. Bu ibra ya da İbrasızlık bir silah değil, iyi bir denetimdir. Ancak yani 9 bin ya. En az 4500 evet. kişi İbrahim evet. Erse, idari olarak korumamız gerekir gibi. Düşünüyorum. Doğru. Sen ne diyorsun o öyle konuda? Bir şey olmaz, yok. Hayır hayır. Yani doğrusu ne sence? Yani olmaz ki. O zaman şeye e, sanda o zaman mecliste de bütün hepsini ile alman lazım bütün kararlar. Mecliste 600 600 milletvekili var ya. Hı hı. Mecliste aldığın bütün kararlar 301 mi? Yok. Hazirunla. Hazirunla alakalı. Ama şey ben de... meclisteki milletvekillerini şunu eleştiririm. Biz size oy verdik. Orada niye bulunmuyorsunuz diye eleştirebilirim bir vatandaş olarak. Ama Galatasaray'da Galatasaray taraftar kulüp üyelerini öyle eleştiremez i̇şte ki. Yani o zamanda, şey farklı. O zaman şeye kadar gidiyor işte Gül Baba'nın ektiği iki tane e, çiçeğe <laughs> kadar gidiyor. Son bir dakika. Ben kalmış. üye olayım ya. Ol. Güzel işte abi, bir Şey abi. söyleyeyim Ol, mi? Önce, senin üye, önce önce Galatasaray'lar dayak attı. Senin üye olmamış olman bugüne kadar bir kayıptır. Benimki değildir. Ben çünkü şey münferit falan. Tamam, ben var, seviyorum Galatasaray siyaseti. O yüzden lazım. Ya sen bir konuşursun. Lazım. o evet, kürsüde. Şey olur. kürsüde olur yani. şey olur. Ha? Kürsüde bir konuşma. Yani. Yaparım değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. İlk, i̇lk defa, bir sunum yaptım İlk defa şu Cüneyt'in e, takip ettiği. Benim takip edemem ama e, sağdan evet. soldan duyduğum, dinlediğim ve içinde WhatsApp gruplarında böyle. Şey i̇lk defa üye olayım mı diye bu sana aklımdan geçiyorum. Ben sana şöyle söyleyeyim. i̇lk biz defa, destekliyoruz Kesinlikle. Kesinlikle. Peki. Almazlar Galatasaray'a üye olmak kolay mı ya? Bizim gibi bir adam Galatasaray'a üye almaz ya? neden olacak Çok e, az bir zamanım kalmış. Bir dakikan var. Gökhan Bey e bir soru sormuş. Ne diyor Fatih Gökhan Fatih Hoca bu hı. konuşmalarımızın içinde geri dönme ihtimali var mı demiş. Ne, ne olarak? Teknik direktif olarak. Hala var. Hala var. Ama yani Eşref Bey'in Fatih Hoca'ya karşı serin duruşunu bildiğim için bir şey demem. Ama Metin Bey kazandığı takdirde, bugün için konuşur hı hı. İki tane resmi aday var Metin Bey kazandığı takdirde elbette ki olabilir. Dursun Bey geldiği takdirde elbette ki olur. Fakat ben Eşref Bey'in kendi açıklamalarından dolayı serin durduğunu bildiğim için ha genel olarak benim sorum şey benim görüşüm Fatih Terim Galatasaray'da 6. Fatih Terim dönemine gelir. Peki 6. Evet. Fatih Terim bir 6 olmasın. ay sonra da Metin Altın Bey ile Fatih Hoca'nın karşı karşıya <laughs> gel, geldiğini görebiliriz <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki tamamlıyoruz. Ergin Aslan, Cüneyt Peşeler, Mehmet Ayan çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için. Erdal abi de Trabzon'dan katkı sundu. Ona da teşekkür edelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.